başta bayağı bir soru var. Büyük ihtimalle bugün biraz zorlanırsınız gibi sorularla. Evet. İkinci müzakeremiz kötülük problemi ile ilgili bayağı bir talep geldi. Talebi geri çevirmediğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim hocam. Evet, yönünüzden dolayı ben teşekkür ederim. Evet, Rica buyur. ederim. Sözü size bırakıyorum hocam. Siz buyurun. Sağ olasın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Sen unuttun galiba, ben söyleyeyim. Sesimin ve görüntümün alınmasına izin veriyorum. Pardon hocam. Öncelikle hakikaten teveccühten dolayı teşekkür ederim. Geçen hafta 40 kişi civarındaydı. Şu anda 92'ye çıktık. Herhalde 100'ü vururuz bu akşam gibi geliyor bana. Bu benim için çok memnun edici bir şey. Dediklerimizin karşılığı var demek ki, ya da olmuş demek ki. İnşallah bu akşam da öncelikle kendi şahsımda olmak üzere tüm dinleyenlerin üzerinde fayda hasıl olsun temennisiyle söze başlıyorum. Şimdi Mehmet'in de ifade ettiği gibi bu akşam biraz uzun sürecek gibi duruyor. Ben mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Ama hem geçen hafta son kişiden son aldığımız soruda gelen istek, hem de o isteği beslemek üzere bir makale ile onu desteklemek üzere seçtiğimiz o Musa Hızır kıssası ilavesi ve bunlara temel oluşturması için mutlaka değinmemiz gerektiğini düşündüğüm Allah'ın alemi yaratmasının gerekçesi konularını birlikte zipleyerek mümkün oldukça ele almaya çalışacağım. Dolayısıyla bu akşam için aslında üç başlığımız olacak. Ben bunları normalde anlatacak olsam üç kişiye, affedersiniz, üç farklı oturumda anlatırdım. Ama bu akşam inşallah bunların üçünü bir arada mümkün olduğunca ele almaya çalışacağız. Bunun dezavantajları olduğu gibi avantajları da var. Çünkü avantajı şöyle özetleyebilirim. Aslında bu üç konu birbirini temellendirerek neticeye ulaştıran konular. Onun için bu akşam Allah'ın izniyle bereket hasıl olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi üç konu dedim. Nedir bunlar? Birincisi, Allah alemi niçin yarattı sorusunun cevabına bakacağız. İkinci olarak kötülük problemi sorununa değineceğiz. Yani kötülük niçin var? Daha detayını az sonra açacağım zaten. Kabaca kötülük niçin var sorusuna cevap arayacağız. Ve üçüncü olarak da Musa Hızır kıssası bizim için çok önemli bir yere sahip. Kötülük meselesinin anlaşılması konusunda. Onun için de Allah'ın ilkeli bir varlık oluşu çerçevesinde Musa Hızır kıssasını nasıl anlamamız gerekir, bunu ele alacağız. Bu üçünü bu akşam birleştirmeye çalışacağız inşallah. Hemen söze giriyorum bu yoğun gündemden dolayı. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Allah alemi niçin veya neden yarattı diye sorduğumuzda bizim bu sorumuz, aslına bakarsanız, amacı arayan bir sorudur. Ne tür bir eylemde biz amaç ararız ya da ne tür bir hadisede diyelim, illa eylem demeyelim, ne tür bir hadisede biz amaç ararız? Şayet biz düzenli bir eylem ile karşı karşıya isek, biz bunda bir amaç ararız. 3-5 tane çubuktan da ibaret olabilir bu. Yolda giderken kenarda alelade duran çalılıklar belki bizim için çok bir şey ifade etmez. Ama 6-7 tane çalının birbirlerine desteklenerek normal şartlarda birisi onları o hale getirmeden öyle duramayacakları bir şekilde durduklarını görsek, deriz ki bunları acaba böyle kim birbirlerine dayayarak burada tutmuş? Dolayısıyla aslında 3-5 çalıyla bile olsa, 3-5 dal parçasıyla bile olsa düzeni gördüğümüzde biz o düzenin bir amaç çerçevesinde kurulduğunu düşünürüz ve deriz ki düzenli her eylemin gerisinde mutlaka bir amaç vardır. Burada hemen ikinci aşamaya geçeceğiz. Tamam, şunu da karar kıldık. Her düzenli eylemin
gerisinde demek ki bir amaç var. Peki bu amaç bu eylemin neresinde? Şimdi kıymetli dinleyenler, öncelikle şöyle bir vurguyla da dediklerimi biraz desteklemiş olayım. Bazı cümlelerim basit gelebilir ama tıpkı mantık kitaplarında olduğu gibi basit tespitlerden hareketle büyük sorunları çözeceğiz inşallah. Hedefimiz bu ama önce o basit ilkelerimizi belirlemek durumundayız. Burada herhangi bir itirazı olan varsa buyursun söylesin. Şimdi değerlendiremeyiz belki ama mesela şunu söyleyen varsa ben bununla da karşılaştım yani. Evrende düzen nerede var? Nerede düzen varmış? Diyen bile karşıma çıktı. Ama ben şimdi kendi önermelerimi üst üste koyarak yürüyeceğim. Bu önermeler üzerinden de sonuca gideceğiz inşallah. Her amaç yapılan eylemin bir adım gerisindedir. Bakın düzenli her eylemin bir amacı vardır dedik. Şimdi ikinci olarak diyoruz ki her amaç yapılan eylemin bir adım gerisindedir. Öyle olmak zorunda değil mi? Çünkü madem ki bir eylem ortaya çıkmış, o eylemin ortaya çıkmasının sebebi olan şey o eylemin kendi esnasında olmaz. Bir adım öncesinde olacak ki eylemin meydana gelmesinin sebebi olsun. Öyle değil mi? İşte bu kapsamda şu ilkemizi de oturtuyoruz. Her amaç yapılan eylemin bir adım gerisindedir. Peki bu amaç bir adım geridedir zaman olarak. Mekan olarak nerededir? Mahal olarak nerededir? Mahal olarak bu amacın bulunacağı yer eylemi gerçekleştirendir. Yani amaç ancak eylemi gerçekleştiren varlıkta bulunabilir. Buradan hareketle eylemlerin amaçları bir adım gerisinde bulunan failde bulunmalıdır. Her bir eylemin amacı onun bir adım, eylemin bir adım gerisinde bulunan, çünkü eylemden önce olacak ki amacı yüklenebilsin, eylemden bir adım geride bulunan faile aittir. Şimdi gelelim bizim büyük sorularımıza doğru gelelim. Bunlar temel basit önermelerdi. Büyük sorularımıza doğru gelelim. Ne dedik? Allah alemi niçin yarattı dedik. Alem dediğimiz şey aslında bir anlamda hayattır. İçerisinde devam eden bir hayat olmasaydı biz alemi sorgulayamazdık bile. Peki bu hayat eyleminin amacı nerededir öyleyse? Şimdi biz bunun sorgulamanın peşine düşeceğiz. İnsan olarak içerisinde yaşıyor olduğumuz bu dünyada bizim sorguladığımız şey aslında bu. İnsan, affedersiniz, hayat eyleminin amacı nerededir? Öncelikle şunu söyleyelim. İnsan otursa, ömrü kadar düşünse, üzerine birilerine bu ömürleri devredebilse de birkaç nesil üst üste düşünmeye devam etseler, yine de bu eylemin amacını tespit edemezler. Niye? Şundan dolayı, az önce ne dedik? Amaç, eylemin bir adım gerisinde bulunan faile aittir. İnsan denilen varlık ise hayat eyleminin, bu kocaman bir eylemden bahsediyorum yalnız, bunu açayım isterseniz biraz daha, ne zaman var oldu ise yok olacağı ana kadar devam eden kocaman bir hayat eyleminin içerisindeyiz şu anda. Ama şunun farkına varmamız lazım. Biz insan olarak bu eylemin içerisinde yer alan unsurlardan bir unsuruz. Bakın şimdi bu bizi nereye getiriyor? Az önce basit bir ilke demiştik. Ne demiştik? Amaç eylemin bir adım gerisinde olmak zorundadır demiştik, değil mi? Şimdi ne diyoruz? İnsan hayat eyleminin içerisinde bulunan unsurlardan birisidir diyoruz. Sen hayat eyleminin içerisinde bulunan unsurlardan biri olarak hayat eyleminin mutlaka en az bir adım gerisinde olması gereken amacın ne olduğunu oturup düşünmekle bulamazsın. Bilemezsin, tespit edemezsin.
Bak buradan başlarsak işe bir kere acziyetimizin farkına varmış oluruz. Bu konuda acziyetimizin farkına vardığımızda hemen gözlerimizi, başımızı yukarıya doğru kaldırmak isteriz. Ben bunu bulamıyorum, nerededir bu amaç diye sorgulama yoluna gireriz. İnsan, zaman, mekan, hayat dediğimiz eylemin temel unsurları bunlardır. İnsan, zaman, mekan. Ben bu sorunun cevabını veremiyorsam, bu eylemi gerçekleştirmiş olan varlık kimse, az önce onu demedik mi? Eylemin amacı ancak o eylemin bir adım gerisinde bulunup da o eylemi var eden varlıkta olabilir dedik, değil mi? Madem ki böyledir, o zaman ben şöyle bir arayış içerisine gireceğim. Hayat eylemini kim var etti? Hayat eylemini var eden varlığa ulaşmak bu akşamın konusu değil. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi bu Allah'ın varlığının delillerine girer. Bu başka bir konu. Buraya bu akşam girmiyoruz. Onları konuşmuşuz da Allah'ın varlığını ispatlamışız gibi yolumuza devam ediyoruz. Buradan çekindiğim için değil. Ama dördüncü bir başlığı daha bu akşama sokmamak için. Gaye diyor ki ses çok az diyor. Sadece bende mi öyle diyor? Mehmet, sen genel ses... olarak iyi aslında. Yani ses genel olarak iyi. Tamam. Teşekkürler. Gaye sen de öyleymiş. Teşekkürler arkadaşlar, yeterli. Peki dönüyoruz başımızı, o zaman nereye çeviriyoruz? Diyoruz ki ya Rabbi, ben senin var olduğuna ulaştım. Aklımla düşündüm, ettim ve bu alemin bir var edicisinin var olması gerektiği fikrine ulaştım. Ondan sonra peygamberliğin gerekliliklerinin peşine düştüm. Peygamberlerin delillerinin peşine düştüm. Onlarla da peygamberin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğuna kanaat getirdim. Bakın bunların hepsi aslında ayrı ayrı haftaların konusu. Allah'ın varlığına kanaat getirmek delillenecek bir konu. Delillendirilmesi gereken bir konu. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin hakikatini ortaya koymak yine delillendirilmesi gereken başka bir konu. Bunları doğru olarak kabul ettiğimizi ya da bunları kanıtladığımızı varsayarak yolumuza devam ediyoruz. Diyoruz ki, ya Rabbi sen bu alemi ne diye yarattın? Bakın şöyle bir özet geçelim. Dedik ki her eylemin amacı bir adım gerisindedir. Ben insan olarak madem ki bu eylemin içerisindeyim, o zaman ben bunu göremem. O zaman başımı kaldırıp da bu alemi kim var ettiyse bunu ona sormam lazım. Şimdi soruyoruz. Ya Rabbi sen bu alemi ne diye var ettin? Allah bize Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Cevaplardan bir tanesi. Zariyat suresi 56. ayet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 2. Mülk suresi 2. ayet. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginizin daha iyi işler işleyeceğini görmek için ölümü ve hayatı yaratan odur. Üçüncüsü yine aynı kapsamda. Kehf suresi 7. ayet. Biz kimlerin daha iyi iş işleyeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. 3 tane ayet söyledik. Bu ayetlerle beraber aslında cevabı aldığımızı düşünüyoruz. Ve diyoruz ki, ya Rabbi niçin yarattın? Allah bize iki şekilde cevap veriyor. Bunları özetleyelim, toparlayalım, zihnimizde kalacak bir hale sokalım. 1- Allah'a kulluk edelim diye. 2- Kimin iyi işler yapacağı, kimin ise kötü işlere bulaşacağı ortaya çıksın diye Allah alemi yarattığını söylüyor. Şimdi o zaman Allah'ın alemi niçin yarattığı sorusunun cevabını aldık mı biz? Alamadık. Hocam siz dediniz, soruyu da siz sordunuz, cevapları da siz söylediniz. Soru bu değildi arkadaşlar. Biz cüretkar varlıklarız insanlar olarak. Bizi ilgilendirmeyen kısımlara da bulaşıyoruz. Bizim hiç işimizin olmadığı şeylerin de peşine düşüyoruz.
Biz Allah'a dedik ki, ya Rabbi, senin derdin neydi de bu alemi yarattın? Yani seni bu alemi yaratmaya iten sebep neydi diye biz Allah'a soruyoruz. Allah da bize diyor ki, sen onu boş ver, ben seni niye yarattım, onu öğrenmek istiyor musun? Ben diyor sana onu söyleyeyim, bana kulluk edesin diye yarattım diyor. Ama biz durmuyoruz, diyoruz ki ya Rabbi tamam onu anladım, sana kulluk edeceğim inşallah edebileceğim kadar ama ben yine de merak ediyorum. Hani Hazreti İbrahim'in misalinde olduğu gibi Hazreti Musa'nın, ben yine de merak ediyorum. Sen alemi ne diye yarattın, onu bana bir açıklar mısın diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bunun cevabını doğrudan bulamıyoruz. Niye bulamıyoruz? Çünkü Allah bize lazım olan şeyleri aslında bize anlatıyor. Bizim imtihanımızın gereği olarak bilmemiz gerekenleri Allah bize bildiriyor. Ama merakımız dinsin diye peşine düştüğümüz şeylerle Allah bize o konularla ilgili olarak Allah bize mukabelede bulunmuyor. Mesela ya işte acaba nasıl yarattı bizi falan, Allah bize bunu anlatmaz. Şeytan nasıl var oldu, şu nasıl var oldu, Allah bize bunları anlatmaz. Niye? Ya siz kendi imtihanınızla ilgilenin diyor. İmtihanın gereklilikleri içerisinde bunlar var mı? Yok. O zaman diyor bunları sizinle uzun uzadıya konuşmama gerek yok. Benim size anlatacağım şey diyor neden ibarettir? Size lazım olanlardan ibarettir ve ben size lazım olanları söyledim. Nedir? Bana kulluk edin, iyi olanların peşine düşün. İyi bir hayat yaşamaya çalışın. Neyse biz durmadık. Allah'ın dediği yerde biz durmadık ve dedik ki ya Rabbi biz çok meraklı bir varlığız, peşine düşüyoruz. Nedir acaba alemi sen niçin yarattın? Yani arkadaşlar şunu bir zihnimizde oturtmaya çalışalım. Burada aslında iki tip soru var. Birinci soru şu, insanlar açısından Allah alemi niçin yaratmıştır? Bunun cevabını bulduk, kulluk etsin diye. Basit bir şekilde söyleyecek olursak. Ama bir soru daha var. O da ne? Allah kendisi açısından bu alemin için yaratmıştır. Yani Allah'ı bu alemi yaratmaya sevk eden saik nedir? Kendi katında. Bununla ilgili iki tane temel cevap var. Bunlardan birincisi şu. Şimdi diyeceksiniz ki hocam kötülük problemini cevabını alacağız diye gelmiştik. Sizin anlatmadığınız şey kalmadı. Bunlarla ne alakası var? Bu temellerin üzerinden inşallah kötülük problemini inşa edeceğiz. Bunları oturtmadan kötülük problemini halledemeyiz arkadaşlar. Onun için bunları ama mümkün olduğunca hızlı geçmeye çalışıyorum. Buna verilen iki tane cevap var. Allah alemi niçin yarattı sorusuna Allah açısından bakıldığında verilen iki tane cevap var. Tutarlı. Bunlardan bir tanesi Eş'arilerin vermiş olduğu cevap. Nedir o? Yaratmayı istedi, yarattı. Sizi ilgilendirmez. Tabii bizi bu cevap tatmin etmiyor. Geçen hafta hatırlayacaksınız Eş'arilerin sistemi üzerine zaten onların ilah tasavvuru üzerine bayağı konuşmuştuk. Ve en son vardığımız netice şu olmuştu. Eş'arilerin ilah tasavvuru kendi içerisinde belki tutarlı bir sistem sunuyordur. Ama insanların içini rahatlatan, beynindeki fırtınaları dindiren bir cevap Eş'arilerin sisteminde yoktur. Teslim olursan Eş'arilerin cevapları seni teskin eder. Ama biraz arayış içerisine girersen, akli sorgulamalarının cevaplarını bulmak yoluna girersen Eş'arilerin cevabı seni teskin etmez. Tatmin etmez. Ne dedi Eş'ariler burada? Mülk onundur. Mülkünde dilediğini yapar. Yaratmayı diledi, yarattı. Bunun gerisini sorgulamak sana düşmez. İçinizde bu cevabı tercih edenler vardır. Bu her zaman oluyor çünkü. Onlara benim söyleyeceğim bir sözüm yok. Gerçekten bakın, samimiyetle söylüyorum bunu. Eğer bu yolu tercih ettiyse kişi ve bununla beraber herhangi bir rahatsızlık duymadan hayatını sürdürebiliyorsa buyursun devam etsin. Çok da tatlı bir yoldur yani. Hani koca karı imanı da, hakaret olarak düşünmeyin. Koca karı imanı da derler bunu. Bununla beraber mutluysanız buyurun devam edin. Ama özellikle eğer ilahiyat sektöründeyseniz muhataplarınız bu cevapla yetinmeyecekler. Muhataplarınızın bu cevapla yetinmedikleri noktada siz bu cevapta ısrar ettiğiniz zaman onlar sizin
aslında kafanızın pek de çalışmadığını düşünecekler. Özellikle gençler söz konusu olduğunda çok daha cüretkar bir yaklaşımla ya benim zihnimde dönen sorular bunun aklına bile gelmiyor ya da söylesem bunun aklı bile almıyor diyecektir. Onun için peşine düşmeye yine de gerek olduğu kanaatindeyim ben. Özellikle ilahiyat sektöründe iş görüyorsanız. İkinci cevap ne? İkinci cevap en meşhur cevap. Küntü kenzen mahfiyen diye başlayan hadis olduğu söylenen söz. Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi diledim, onun için de alemi yarattım. İbn Arabi, bu sözün en güçlü taşıyıcılarından bir tanesi İbn Arabi'dir. İbn Arabi'nin kendisi bile diyor ki bakın, nakli açıdan sabit değilse bile keşfen sahihtir. Yani senet bakımından mevzu olduğunun ben de farkındayım ama diyor, içime doğan bilgilerden hareketle ben bunun sahih olduğunu size söyleyebilirim diyor. Ama gelelim, bu bile tek başına yeter de, bunun yanında İbn-i Teymiye açık bir şekilde bu hadisin mevzu olduğunu söylüyor. Bu sözün mevzu bir hadis olduğunu söylüyor, yani uydurma. Öbür taraftan, her şeye rağmen bu hadisi kendilerine delil olarak kullananlar, kaynak olarak neyi veriyorlar? Acluni'nin keşful hafasını veriyorlar. Şimdi, işin garip tarafı şurası, Acluni, Allah ondan razı olsun, keşful hafayı yazış sebebini şöyle açıklıyor. Ben diyor, uydurulmuş hadislerin sahih hadislerden ayrılmasını hedefleyerek, uydurulmuş hadisleri bir araya toplamak üzere bu kitabı yazdım diyor. Uydurulmuş veya zayıf işte. Ya adamın zaten kitabı yazma sebebi uydurulmuş hadisleri oraya koymak. Tutup da şimdi bak gördünüz mü? Ya adı güzel değil. Tabii bizde şöyle bir şey, Arapça bir kitaba dayandırdıysan, kitabın adı da biraz böyle tunturaklıysa sağlam bir hadis kaynağın var demektir. Acduni'nin keşful hafası çok da hoş duruyor yani böyle söylerken. Buradan hareketle hemen tamam sağlam bir kaynak buldum diyorsun belki ama o bulduğun kaynak uydurma hadislerin bir araya toplandığı bir kaynak aslında. Dolayısıyla bu cevap en azından peygamberimize dayanan bir cevap değil ve bana göre de kesinlikle yanlış bir cevap. Allah müstekbir bir varlık değildir. Allah kibirli bir varlık değildir. Allah kendisini kanıtlama derdinde, kendisinin övülmesi derdinde olan bir varlık değildir. Müslim ve Buhari'de zaten yok. Arayıp bulursanız bana da söyleyin ama yok diyorum ya, keşful hafada var işte. Şimdi arkadaşlar, hocam gene geçen hafta olduğu gibi tek tek ele alıyorsun, tek tek çöpe atıyorsun. Elimizde gene bir şey kalmadı. Allah alemi niye yarattı? Eşarilerin dediği gibi keyfi öyle çekti de ondan yarattı. Ebu değilmiş. İşte İbn Arabi'nin dediği gibi o bilinmeyen bir hazineymiş, açığa çıkmak istemiş de onun için yaratmış. O da değilmiş. Hocam ne kaldı geriye? Gene bir şey kalmadı. İki tane cevap var demiştiniz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi düşeceğiz arayış peşine. Gök kubbe altında söylenmemiş söz yoktur cümlesine inat ediyoruz. Ve diyoruz ki her ne kadar öyle deseler de biz söylenmemiş bir söz aramak için mücadeleye devam ediyoruz. Belki söylenmiştir de bir kayda girmemiştir. Biz de onun peşindeyiz. Şimdi bana kalırsa, geçen haftaki sohbetimiz çok kıymetli oldu bu anlamda. Allah alemi hangi gerekçeyle yaratmıştır diye soracak olursanız, benim cevabım şu. Allah alemi ezeli sıfatlarının ve o sıfatlarının yansıması olan ilkelerinin doğal sonucu olarak yaratmıştır. Tekrar ediyorum. Allah alemi ezeli sıfatlarının ve o sıfatlarının yansıması olan ilkelerinin doğal sonucu olarak yaratmıştır. Burada derdimiz ne? Aslına bakarsanız derdimiz şu.
Allah'ın bir şeyi niçin yaptığını sorgularken ezeli bir hakikatte durmak durumundayız. Sebebi ezeli bir hakikate dayandırmak zorundayız. Niye? Çünkü Allah ezeli bir varlıktır ve onun bir adım gerisine onu yönlendirecek ondan başka bir sebep koyamazsınız. Bilmem anlatabildim mi? Allah ezeli bir varlık iken bu ezeli varlık şu işi niye yaptı diye sorduğunuzda cevabı o varlığın kendisinde bitirmek zorundasınız. Kendisinden başka bir varlığa atlama durumuna girdiğiniz anda teaddudi kudemaya düşersiniz. Kadimlerin çokluğuna düşersiniz. Onun için Allah'ın bir eylemi, hangi eylem olursa olsun, Allah'ın bir eylemi niçin yaptığını sorguladığımız anda o eylemin gerekçesini Allah'ın kendisinde aramamız gerekir. Allah'ın kendisinde olan şeyler de onun ezeli sıfatları ve onun ezeli sıfatlarının yansıması olan ilkeleridir. Şimdi o zaman niçin yaratmıştır diyoruz Allah? Sıfatlarından dolayı. Nedir o sıfatlarından dolayı derken bunu biraz açmaya çalışalım. Allah'ın ezeli sıfatları. Şimdi geçen hafta da biraz tartışma olmuştu. Oraya da düşmeden fazla. İsimleri sıfatları mıdır diye bir soru gelmişti. Evet, ben öyle kabul ederek devam ediyorum konuşmama. Yani Allah'ın, o Tirmizi hadis-i şerifinde bildirilen Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer diye bir hadis-i şerif var. İşte oradaki o 99 ismi en azından Allah'ın sıfatları olarak kabul ederek buradan yolumuza devam edeceğiz. Şimdi tekrar eder misiniz demiş. Şu dediklerim tekrarı gibi sayılacak. Zaten açacağım biraz söylediklerimi. Allah varken, hadiste böyle söylendiği için ben de böyle söylüyorum. Allah varken ve Allah'tan başka hiçbir şey yok iken Allah mun'im sıfatını taşıyor muydu? Evet. Çünkü şimdi şöyle tazeleyelim isterseniz bilgimizi. Ne dedik? Allah'ın bütün sıfatları ezeliidir dedik, değil mi? Sonradan ortaya çıkmış herhangi bir sıfatı yoktur. Mutezile'nin bu konudaki kanaatini hiç isabetli bulmuyorum ben açıkçası. Ehl-i Sünnet'in kanaati çok yerindedir. Allah'a aitse bir şey, o ezelidir. Bunun başka bir seçeneği olamaz. Allah muhsin miydi ezelde? Evet, muhsindi. Ne demek muhsin? İhsanda bulunan, iyilik yapan demek. Arkadaşlar siz sorularınızı yaza durun. Ben sonunda inşallah onları değerlendirmeye çalışayım. Allah, mun'im sıfatı var mı Allah'ın? Var. Mun'im ne demek? Nimet veren demek. Vedud sıfatı var mı? Var. Ne demek? Seven demek. Allah'ın rauf sıfatı var, şefkat gösteren demek. Rahman sıfatı var, rahim sıfatı var. Bunları bir grup olarak görelim. Merhamet eden demek. Şimdi arkadaşlar, bunları ne diye sıraladım böyle? Allah var, Allah'tan başka hiçbir şey yok. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Şimdi soruları yazmaya böyle hevesle giriştiniz de, bence beni dinlemeye odaklanın. Daha güzel soru sorayım ben mücadelesine girmeyin kendi kafanızda. Çünkü şu anda zor bir bütünlük sağlamaya çalışıyorum. Ben bunu aktaracağım inşallah ama sizin kavramanız için bütünlüklü dinlemenizi tavsiye ederim. Sonunda soruları bol bol konuşuruz. Sabah namazına kadar vaktimiz var. Ben zaten normal şartlarda sonunda soruyorduk da siz şey dediniz şu an yazın diye, büyük ihtimalle arkadaşlar ondan dolayı. Yok, gene yazsınlar, bir şey demiyorum ama odaklansınlar, o daha tamam, kıymetli olur. Hani öğretmenler derler ya, şimdi yazmayın beni dinleyin falan diye. Onun gibi oldu biraz ama. Şimdi Allah'ın muhsin sıfatı var. Yani ihsanda bulunan sıfatı var. Ama ihsanda bulunacak kimse yok. Allah varken ve başka hiçbir şey yok iken Allah yine muhsin ama ihsanda bulunacak varlık yok. Allah yine mun'im
ama nimet verecek varlık yok. Allah yine vedud ama sevecek varlık yok. Allah yine rauf, şefkat gösterecek varlık yok. Allah yine rahman, yine rahim ama merhamet gösterecek varlık yok. O zaman bu sıfatların bir tecelligahının olması için, yani Allah'ın nimet verecek bir mahalli var etmesi çok da isabetli olmaz mı? Bak gayet ne güzel, bak ay ne güzel bakış açısı, hiç böyle düşünmemiştim hocam demiş. Bunları da okuyorum, işime gelenleri hemen okuyorum. Anında gördüm onu. Bak İrem de çok sevindi, Hatice de alkışladı. Tamam yeter, şey yapmayın çok, konsantrasyonumu kaybetmeyeyim teveccühlerin altında. Şimdi arkadaşlar ama bir şey söyleyeyim, hakikaten bu çözümü bulmak beni de çok memnun etti bulduğum zaman. Çünkü hakiki bir sebebe dayandırmış oluyorsunuz. Gerçekten de böyledir yani, bunun dağın tepenin ardında sebepleri aramaya gerek yok yani. Allah niye insanı var etti? Allah'ın mun'im sıfatı vardı. Sonsuz gücü var. Sonsuz yani kudreti var diyelim yine. Sonsuz kudret sahibi olan bir varlık. İstediğine istediğini verebilen bir varlık. Bununla birlikte mun'im ve muhsin bir varlık. İhsanda bulunabilen, nimet verebilen bir varlık. Ama ortada nimet verecek, ihsanda bulunacak varlık yok. Ne yapar? Kendinizi onun yerine koyun diyeceğim. Çok isabetli olmayacak ama. Yani şimdi azıcık böyle bir şeye yeltensek yapacağımız şey bellidir. Ya madem ki nimet verme kudretim var, madem ki nimet verilecek varlığı var etme kudretim var, önce o varlığı var ederim, ondan sonra da nimet veririm. Sıfatımın gereği yerime gelir. Bu kadar basit diye düşünüyorum yani. Tabii şimdi ben bu kadar basit diyorum da beni hemen burada bırakmıyorlar. Ben bunu dediğim zaman bana diyorlar ki, ben böyle bana diyorlar diyorum ama bazen de çoğu zaman aslında ben söylüyorum bunları da. Çok da böyle birileri gelip bana bir şey demiyorlar bu anlamda. Hakikaten hocam çok güzelmiş deyip orada kalıyorlar genelde. Ama birisi çıkar diye, kelam kitaplarındaki üslup budur ya, beyle kale, birisi şöyle derse hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yazar oraya, demeseydi kimsenin aklına olmazdı yani. Benimkisi de biraz o kabilden. Şimdi geldi birisi, dedi ki diyelim, Allah madem ki muhsindi, madem ki mun'imdi, madem ki rauftu, madem ki veduttu, madem bu kadar dağıtası vardı ve madem bu kadar sevesi vardı, o zaman bizi cennetin ortasında yaratsaydı da güzel güzel yaşasaydık ya. Bak Ercan diyor ki evet haklı diyor yani. Böyle dudak okumasıyla. Böyle yani. Hakikaten şimdi madem ki veduttun, madem ki mun'imdin, madem ki muhsindin, o zaman cennetin ortasına koysaydın da bizi güzel güzel nimetlenseydik ya, derdimiz neydi yani? Şimdi biz Allah'ın cemal sıfatlarını söyledik. Geçen haftaki, bak İrem de böyle düşünmüş. Demin güya hoşuna gitmişti ama şimdi vazgeçti. Şimdi arkadaşlar, Allah'ın eğer sadece cemal sıfatları olsaydı bu dediğimizde haklı olurduk. Allah'ın sadece cemal sıfatları olsaydı o zaman hakikaten de Allah biz cenneti yaratır, ondan sonra bizi yaratır, içine koyar, bir güzel nimetlendirirdi. Ama bu neye benzer biliyor musunuz? Bir adam çıksa, bir apartmanın en üst katına, terasına çıksa, 30 katlı bir binanın en üstüne çıktı, elinde bir valiz dolusu para var. O paraları aşağıya doğru saçmaya başladı. Dağıtıyor. Kağıt paralar, kimsenin kafasına da zarar vermiyor yani. Saçıyor. Geçen hafta bu örneği vermiş miydik bilmiyorum. Vermedik herhalde. Neyse sayı zaten çok artmış. Ha, vermedik. Tamam sağ olun hocam. Şimdi çıkmış binanın üstünden paraları saçıp savuruyor. Bu adamı gördüğünüzde ne dersiniz ona? Belli ki deli dersiniz. Parayı saçıp savurana deli dersiniz. Ne güzel bir şey yapıyor ya demezsiniz.
size hoş gelir belki ama oradan bir şeyler de siz topluyorsanız özellikle size belki hoş gelir ama yine de yaptığı işi ahmakça bir iş olarak değerlendirirsiniz. Arapça'da buna sefeh deniyor. Sefehçe bir iş olarak görürsünüz. Bu eylemi yapan kişiye de sefih dersiniz. Yani işte ahmak anlamına gelen sefih dersiniz. Halbuki Allah ne diyor? Ben sefih değilim diyor. Ben hakimim diyor. Yani en uygun olan davranış neyse ben onu yaparım diyor. Öbür taraftan gelelim şimdi. Allah'ın cemal sıfatları var dedik. Tamam, bu cemal sıfatlarından dolayı Allah mun'im, muhsin, vedud, rauf, rahim sıfatlarının tecelligahı olarak insanı yarattı. Ama Allah'ın sıfatları cemal sıfatlarından ibaret değil ki. Allah'ın sıfatları cemal sıfatlarından ibaret olsaydı hakikaten de cenneti yaratsın, bizi içine koysun, güzel güzel yaşayalım diye bir beklenti mantıklı olurdu. Ama Allah'ın sıfatlarının içerisinde bir de adalet sıfatları var. O adalet sıfatları da adeta kudret sıfatının bir dengeleyicisi görevini görüyorlar. Adalet sıfatları kudret sıfatının bir dengeleyicisi görevini görüyor. Buradan hareketle Allah, örnek üzerinden yürüyecek olursak yine, çatıya çıkıp da paraları savuran adam gibi değil de işçiler tutup da işini yaptırıp ondan sonra herkese hak ettiği parayı gereğince veren kişiye benzer bir şey yapmış oluyor aslında. Örnek örneği birebir karşılamaz tabii ki. Onu karıştırmayalım kesinlikle. Ama sefihçe bir iş yapmadığını anlatmaya çalışıyorum bu örneğimle beraber. Yani Allah aslında ne yapıyor? Allah hak edeni, hak ettiğini vermek üzere bir kurgu oluşturuyor. Bunun için oluşturuyor, sıfatları sadece cemal sıfatlarından ibaret olmadığı, bunun aksine onun sıfatlarının içerisinde el-adl, el-hakim, el-muksit gibi hak edene hak ettiğini vermeyi gerektiren sıfatlarının da bulunmasından dolayı Allah herkese öylesine bir dağıtma ile nimetlerini dağıtmıyor, hak edene hak ettiğini verecek şekilde bir kurgu eşliğinde nimetlerinden insanları istifade ettiriyor. Bilmem anlatabildim mi? Buraya kadar önemli bir kısmı hallettiğimizi ifade edebilirim. Şimdi geçiyoruz ikinci aşamasına. İkinci aşamamız ne? Kötülük problemi. Hocam oraya geçmeden bir soru var da, hocamız demiş ki bu sıfatlar aslında Allah'ın samet sıfatına aykırı değil mi? Yani Allah'a zorunlulukla yaptı diyebiliyor muyuz? Diye soru sormuş. Güzel. Şimdi geçen hafta bir örnek vermiştik. O örneği yerine getirelim tekrardan. Ben eve gidiyordum. Örneği hatırladı hemen. Geçen haftaki 40 kişi. Ben eve gidiyordum. Fırının yanından geçerken evden aradılar beni ve dediler ki eve gelirken iki ekmek alır mısın? Tamam dedim, telefonu kapattım. Fırına girdim, baktım fırıncı yorulmuş. Saat olmuş 10. Tezgahında da 3 tane ekmek var. Dedim ki şu 3 ekmeği bana verir misin? Adam da sevindi tabii, fırıncı yani. Ben biraz marketçilik yaptığım için az çok bilirim böyle esnaları. Çok sevindirici bir şeydir yani. Yoksa o bir tane ekmeği alır eve gidersin. Yenmeyeceğini bile bile. Şimdi 3 tane ekmeği alırsın, eve doğru yollanırsın. Eve giderken birden yolda birisi seslenir. Der ki, ey bakar mısın? Sesi de zor çıkıyordur. Buyur dersin. O da der ki sana, İki gündür bir şey yemedim. Elindeki ekmeklerden birini bana verir misin? Der. Ne yaparsın? Ercan da, Salih hocam da verirsin dediler. Ben dudak okumayı bayağı geliştirdim bu arada. Ama kim verir biliyor musunuz?
Ercan ve Saliha hocam gibi, Saliha hocam da değil mi? Yanlış söylemiyorum değil mi ismi? Serap, eyvah. Tamam. Kusura bakmayın. Serap hocam. Mehmet öyle söylemiş bana, ondan ben öyle kalmışım. Hocam ilk başta doğru söylediniz ama Serap hocam dediniz. Hadi ya. Ben de başka kameram açık diye bakıyorum. Ay yok yok Serap hocam. Şimdi Serap hocamla Ercan hoca dediler ki veririm. Niye veririm dediler sizce? Muhtemelen geriye kalan 150, beni de sayarsak 156 kişi, hatta ben de veririm, 157 kişi. 157 kişinin muhtemelen hepsi de veririm diyecektir. Ama sizce niye vereceğiz, niye veririz diyoruz? Çünkü bizim içimizde bir cömertlik sıfatı var. Bakın, yani bunu sosyal medyada yapılan örneklerini görüyorsunuz. Avrupa'da mesela soruyorlar, adam koca pizzasından bir dilimi veremiyor. İçindeki o cömertlik sıfatı körelmiş. Öyle olmuş, böyle olmuş, körelmiş yani. Şimdi niye üç tane dedim onu da söyleyeyim. İhtiyacımız da yok. Ama cimrilik öyle bir şeydir ki, ihtiyacın olmayanı da verdirmez sana. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ diyor ya hani ayeti kerimede. Onlar kapkacağı, işe yaramaz kapkacağı bile esirgerler. Diyor ya, ayet de bunun göstergesi yani. Şimdi hocam ne alakası var, ne anlatıyordun, nereye geçtin? Şöyle bir alakası var. Şimdi ben o üç ekmekten birini o gariban adama verirken zorunlulukla mı verdim? Hayır, zorunlulukla vermedim. Beni birisi buna zorladı mı? Hayır, zorunlulukla vermedim. Neyle verdim ya? O ekmeğini ona vermemi sağlayacak bir sıfat vardı benim bünyemde. Bünyemdeki o sıfattan dolayı ben o ekmeği ona vermeyi tercih ettim. Şimdi kendimizde böyle bir eylem olduğunda bunu hiç garip bulmuyoruz ve hiç de kendimizi zorlama altında görmüyoruz da, Allah bunu yaptığı zaman niye bunu bir zorlama olarak değerlendiriyoruz? Allah zorunda değildi. Şimdi hemen burada şunu da sorabiliyorlar. Arkadaşın sorusuna yakın aslında. Allah işte kulların ibadetine muhtaç mı? Allah insanların varlığına muhtaç mı? Ya muhtaç değil. Ama içinde bir cömertlik var. O cömertlik açığa çıksın istiyor. O zaman bunu yapması niye bir zorunluluk altında tutmuş olsun onu? Hiç de bir zorunluluk yok. Sadece sıfatlarının doğal yansıması var. Bundan ibaret. Şimdi geçiyoruz kötülük problemine, ikinci başlığımıza. Kötülük problemi dediğimizde aslında niye buradan bağladık buraya? Tam da doğru yerden bağladık bence. Allah alemi niçin yarattı? Kimin daha iyi iş işleyeceği ortaya çıksın diye yarattı. Şimdi oraya dönmek zorundayız çünkü kötülükler bizimle ilgili. Peki bunun açığa çıkması için cennetin ortasındaki bir hayat bu amacı ortaya çıkartmaya elverişli olur muydu? Biz de cennet ehlinden olmuş olsaydık mesela, yani içimizde kin yok, öfke yok, garez yok, hiçbir şey yok, hırs yok, tamah yok, hırsızlık yok, zina yok, kumar yok, içki yok. İyi de sınavın olmadığı yerde, meşakkatin olmadığı yerde iyiyi kötüyü nasıl ayıracaksın? Musa Aleyhisselam'ın bir örneği anlatılıyor. Yaşanmış yaşanmamış bilmem de. Biraz uzun olmaz inşallah. Kısa kesmeye çalışacağım aklıma geldiği kadarıyla. Musa Aleyhisselam Allah Teala'ya hitap etmiş. Demiş ki ya Rabbi, senin işlerinden ben anlamıyorum gerçekten demiş. Güzel güzel yaratıp diziyorsun. Ondan sonra da hepsini çürütüp, bozup, yaşlatıp, eskitip ortadan kaldırıyorsun. Madem ki çürütüp, yaşlatıp ortadan kaldıracaktın, o zaman ne diye bunları güzel güzel yaratıp dizdin ki diyor. Musa diyor, buğday var şurada diyor. Git oradan o buğdayları al da diyor, buğday ek biraz.
Musa Aleyhisselam Rabbinin emrini yerine getiriyor, gidiyor buğdayları ekiyor. Zaman oluyor, buğdaylar başak veriyor, hepsini biçiyor, güzel başakları samanlarından ayırıyor. Ondan sonra buğdayları buğday ambarına, samanları da samanla hayvanlara yedirmek üzere dolduruyor. Tam da bu esnada, tabi aradan yaklaşık 6 ay geçmiş, Musa Aleyhisselam sorduğu soruyu belki unutmuş ya da en azından gündeminden çıkmış. Allah sesleniyor, Musa ne yapıyorsun? Musa Aleyhisselam cevap veriyor, diyor ki, ya Rabbi buğdayları ambara, samanları samanlığa koyuyorum. İyi de diyor, ne diye bunları ayırıyorsun ki böyle birbirinden diyor. Musa Aleyhisselam da diyor ki, ya Rabbi diyor, buğdayın samanlığa girmesi reva değil, samanlık da buğday ambarına girmeye layık değil. Ey Musa diyor, sen samanla buğdayı ayırt edersin de Rabbin olarak ben insanların neye layıksa onu oraya koymayı diyor murad etmem mi diyor. Şimdi madem ki biz elemenin olduğu bir ortam kuracağız, elemenin olduğu bir kurgu, bu anlattığım şeyin kaynağı var mı derseniz kaynağı yok. Ben öyle sadece anlayabilelim diye darb-ı mesel kabilinden öyle anlattım yani. Daha kolay anlaşılmayı sağlar diye. Şimdi Allah madem ki adalet sıfatları çerçevesinde hak edeni cennetine alıp onu orada nimetlendirmeyi, hak etmeyeni de oraya almamayı ve hatta gerekirse cezalandırmayı, çünkü celal sıfatları da var, murad ediyor. O zaman meşakkatin olduğu bir ortam lazım. Sınavın olduğu bir ortam lazım. Yine burada lazım dedim diye gereklilik olarak düşünmeyin. Allah türlü kurguları geliştirebilirdi. Ama bu kurgular içerisinde Gazali'nin yaklaşımıyla mümkün alemlerin içerisinde en iyisi var olandır diyor Gazali. Aynı çerçevede bir de daha ötesini, belki başka kurgular da olabilirdi ama Allah bunu tercih etti. Madem ki bunu tercih etti, biz de bunun üzerinden konuşuyoruz. Allah iyinin de kötünün de var olduğu bir alem var etmek durumundaydı ki, ya da bunu tercih etti ki, iyi ile kötüyü, hak edenle hak etmeyeni birbirinden ayırabilsin. İşte bunun içinde kötülüğün de olduğu bir dünya var etti. Şimdi şunu söyleyelim. Bazen kötülük inkar edilebiliyor. Şer ademidir gibi bir cümleyle aslında kötülük diye bir şey yok diyenler olabiliyor. Arkadaşlar ben buna kesinlikle katılmıyorum. Kötülük diye bir şey net olarak var. Doğal kötülükler var mesela. Nedir o doğal kötülükler? Çöl faydası da var ama insan için zorlayıcı şart olması bakımından. Çöller, buzullar, akrep, yılan, pire gibi hayvanlar, hayvanların birbirlerine çektirdikleri eziyetler, tsunami, volkan, deprem, kıtlık gibi felaketler, hastalıklar ve hepsinin üstüne bir de ölüm var. Ölümün olduğu yerde kötülük yoktur diyemezsiniz. Normalde bir öğrencimin bir cümlesi vardı. Hocam nasıl demişti bakayım. Ölümün kendisi aslında mükemmeldir gibi bir cümle kullanmıştı. Burası doğru. O ayrı bir tarafa. Ama öyle ya da böyle ölümün olduğu bir dünya eksik bir dünyadır. Kusurlu bir dünyadır. Allah beceremedi de yaptı anlamında kusurlu değil. Bilerek o kusuru Allah dünyaya koydu. Çünkü kötülüğü de koymayı buraya murad etti. Bunların yanında ahlaki kötülükler de var. Ne gibi? Yalan, düşmanlık, bencillik, kıskançlık, hırs, zulüm, merhametsizlik ve bunların hepsinin çerçevesinde gerçekleşen savaşlar vesaire. Acı, gözyaşı, kan. Bunların hepsi ahlaki kötülükler. Bunların hepsi var mı? Var. Niçin var diye sorduğumuzda, arkadaşlar burada iki tane ayetle net cevabımızı buluyoruz. O ayetleri bir dinleyelim. Rabbimizden referansı verdikten sonra kendi aklımızın erdiğini de söyleyelim. Bakara suresi 155 diyor ki Allah Teala, andolsun ki
sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Açık açık Allah zaten kötülük diye bir şeyin var olduğunu söylüyor. Öbür taraftan Enbiya suresi 35. ayete bakıyoruz. Burada da yine şöyle bir meal var. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Doğrudan Allah söylüyor bunları. Kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Şimdi bu konuyu anlamak için yavaş yavaş kötülük probleminin cevabına doğru geliyoruz. Merak etmeyin. Ama bu konuyu anlamak için lütuf, mefsedet kavramlarına giriş yapmamız lazım. Geçen hafta biraz bahsettik ama tek cümle olarak geçtiğimiz için anlaşılmamış olabilir. Lütuf nedir? Mefsedet nedir? Lütuf, Allah'a itaate yaklaştıran her bir şeydir. Mefsedet ise Allah'a itaatten uzaklaştıran her bir şeydir. Ama şimdi bakın bunları nasıl söyleyebildik biz? Amacımızı belirledik de ondan sonra söyleyebildik. Amacı farklılaştırırsan tabii ki lütfun, mefsedetin ne olduğu farklılaşır ona göre. Ama biz en başta amacımızı ne olarak belirledik? Allah'a kul olmak olarak belirledik. Bir de kimin daha iyi iş işleyeceği ortaya çıksın dedik ya, daha iyi iş yapmak, Allah'ın rızasını elde etmeyi sağlayacak iş yapmak olarak biz ifade ettik amacımızı. O zaman bu amaç doğrultusunda lütuf ne olur? İnsanı Allah'a itaate yaklaştıran her şey lütuf olur. İnsanı Allah'a itaatten uzaklaştıran her bir şey de mefsedet olur. Yani fesada sürükleyen şey anlamında. Burada bir hadisi şerifle hemen açılım kazandıralım olduğumuz noktaya. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki, duymuşsunuzdur mutlaka, müminin durumuna şaşarım. Müminin durumu hayret verici, gıpta uyandırıcıdır, hayret vericidir diyelim. Niye? Çünkü onun her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Bakın Peygamberimiz hadis-i şerifte cevabı veriyor aslında. Nedir devamı? Böyle bir özellik sadece müminde vardır. Niye? Sevineceği bir durum başına gelse şükreder, bu onun için hayır olur. Üzüleceği bir durum başına gelse, ona zarar veren bir durum başına gelse, buna da sabreder, bu da onun için yine bir hayır olur. Şimdi toparlıyoruz yavaş yavaş. En başta ne demiştik? Affedersiniz, geçen hafta ne demiştik? Demiştik ki, iyi nedir, kötü nedir? Burada bunlara karar vermemiz gerekiyor öncelikle. İyi, failin amacına uygun olan şeydir. Kötü de failin amacına aykırı olan şeydir demiştik, değil mi? Şimdi bakın bunları birleştireceğiz. İyi, failin amacına uygun olan şey. Kötü, failin amacına aykırı olan şey. Peki bizim amacımız neydi? Birleştireceğimiz şey de burası. Bizim amacımız neydi? Allah'ın rızasını elde etmek. Madem ki amaç Allah'ın rızasını elde etmektir ve madem ki iyi dediğimiz şey failin amacına uygun olan şeydir. Burası biraz zorlayıcı. Böyle teenni ile anlatmaya çalışıyorum. Tekrar ediyorum. Madem ki iyi failin amacına uygun olan şeydir ve madem ki bizim amacımız Allah'ın rızasını elde etmektir, o zaman, affedersiniz, bir madem ki daha koyacağız buraya, üçüncü bir madem ki daha koyacağız ve madem ki bir şey bize zarar da verse, ona sabretmek yoluyla, fayda da verse, ona da şükretmek yoluyla bizim için hayır olabilir.
o zaman alemde bizim için kötü diye bir şey yoktur. Kafalar karıştı galiba biraz. Zorladık herhalde. Şimdi duman atmadan biraz daha anlaşılır bir şekilde söylemeye çalışayım. Ama zaten bu noktada ne oluyor biliyor musunuz? Ben kötülük problemiyle Musa Hızır kıssasını birleştirmemin sebebi buydu. Böyle teorik ifadelerle anlatamadığım noktada Musa Hızır kıssası benim imdadıma yetişiyor. O zaman zamanı geldi diyelim ve hemen Musa Hızır kıssasını atlayalım buradan. O bizim Allah'ın yardımıyla meseleyi çözmemizi sağlasın. Buradan şeye geçiyorum. Son olarak şunu söyleyeyim de, tekrar edeyim de. Bizim amacımız Allah'ın rızasını elde etmek. İyinin tarifi amaca uygun olan şey. Öbür taraftan da Peygamberimiz diyor ki, müminin her hali hayırdır. Zarar veren duruma sabreder, hayırdır. Fayda veren duruma şükreder, gene hayırdır. Şimdi buradan hareketle yürüyelim. O zaman bizim başımıza gelen her bir şeyi iyi veya kötü kılmak bizim elimizde. İyi neydi? Failin amacına uygun olan şeydi. Failin amacı neydi? Bizim amacımız neydi? Allah'ın rızasını elde etmek. Başımıza zarar veren bir iş geldi. Sabredersek o fiil bizim için ne oldu? Hayır oldu. Hayır olduysa amaca uygun oldu. Amaca uygun olduysa iyi oldu. Bize yarar sağlayan bir eylem, bir iş geldi diyelim başımıza. Şükrettik. Şükrettiğimiz için hayır oldu. Hayır olduğu için amaca uygun oldu. Çünkü bizi cennete yaklaştırıyor artık. Amaca uygun olduğu için de iyi oldu. Yani bir eylem iyi midir yoksa kötü müdür? Bunun cevabını bize verecek olan dışarıdan bakıp da değerlendirmek değil, bizim eyleme göre hangi tavır içerisine girdiğimizdir aslında. Zarar veren bir eylem geldi, sabrettik, artık o kötü değil, iyi. Fayda veren bir eylem geldi, şükrettik, yine artık o kötü değil, iyi. Şimdi geliyoruz en tatlı yerine. Musa Hızır kıssasına gireceğiz. Son bir şeyden sonra. Zuhruf suresinde bir ayet var. Bunu okuyalım. Zenginlik. İçinizde genel olarak soruyorum şimdi. İçinizde şu an 140 var. 139'a indi. Yavaş yavaş şeyimiz düşüyor. Reytingimiz düşüyor. Ama en güzel yerini kaçırıyorlar. Bu 139'da eksilme olmasın. Bak çok üzülürsünüz sonra. Şimdi zenginlik iyi midir, kötü müdür? Şöyle sorayım. Allah'tan daha bol rızık istemeyeniniz var mı? Veya verdiğin rızkı benden al ya Rabbi diyeniniz var mı? Yoktur yani. Bu kadar cüret edemezler herhalde. Yoktur. Hayır olacağını bilse bile kolay kolay insan bunu diyemez. Tamam ama o zaman biz şunu diyebilir miyiz? Böyle yani kuru bir bakışla, çok böyle detaylı düşünmeden zenginlik iyidir deriz değil mi? İyi olmasaydı istemezdin bunu yani peşine düşmezdin. Zenginlik iyidir deriz. Bakalım Zuhruf suresi 33. ayette Allah Teala ne buyuruyor? Zuhruf 33. Bakın burada diyor ki, insanlar topluca inkar edecek olmasaydı, yani bir kişi bile hidayete erecek kişi kalmaksızın, insanlar topluca inkar edecek olmasaydı, hepinizin evlerine gümüşten tavanlar ve çıkılacak merdivenler yapardık. Yani hepinize dubleks, tripleks evler alabilme imkanı verirdik diyor Allah. Bak merdivenler diyor. Biz bugün bunları net anlıyoruz yani.
Hepinizin evlerine gümüşten tavanlar ve çıkılacak merdivenler yapardık. Koltuklarınızı da altınlarla döşerdik. Şimdi insanın tabiatı açısından bakıldığında bu ayetin içerisinde sayılanlar iyi mi kötü mü? Tabii ki iyi. Peki insanın amacı açısından bakıldığında iyi mi kötü mü? Demek ki kötüymüş. İnsanın amacı açısından bakıldığında demek ki kötüymüş. Çünkü amacımız Allah'ın rızasını elde etmekti. Ama burada işler tersine dönüyor. Ha bununla birlikte burada şöyle bir durum var aslında. İnsanın tabiatı açısından zenginliğe bir yaklaşım geliştirildiğinde zenginlik insan için neye dönüşüyor? Mefsedete. Yani onu fesada sürükleyen bir sebebe dönüşüyor zenginlik dediğimiz şey. Ama zenginlik aynı zamanda şükrünü eda edebilen ve infakını verebilen birisi için neye dönüşür? O zaman neye dönüşür arkadaşlar? Lütufa dönüşür. Kimde olduğu gibi? Hazreti Süleyman'da olduğu gibi. Bakın Hazreti Süleyman'ın mülkü Allah'ın kendisinden önce ve kendisinden sonra hiç kimseye nasip etmediği bir mülktür. Bu Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Bugün Blackstone şirketi, Rockefeller'in Blackstone şirketi 15 trilyon dolar değere sahip. Dünyayı satsan 90 trilyon ediyor. Adamın bir şirketinin ederi 15 trilyon dolar. Yani dünyanın altıda biri adamın sadece bir şirketi. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki senden önce ve senden sonra kimseye vermediğimiz bir zenginliği sana vereceğiz diyor Süleyman Aleyhisselam. Ama demek ki Rockefeller'den bile daha zenginmiş Süleyman Aleyhisselam. Tabii onun zenginliğine biliyorsunuz cinler dahil, rüzgarlar dahil vesaire bambaşka bir hali var onun zenginliğin. Ama ne oldu şimdi bakın? Zenginlik bugünkü Yahudiler için, o adını saydığımız Rockefeller ya da Rothschild için ya da diğer zenginlik sahibi Yahudi aileler için zenginlik bugün mefsedet oldu. Ama aynı soyun müntesiplerinden olan Hazreti Süleyman için zenginlik lütuftu. Peygamberliği elde etmesini bile sağladı. Affedersiniz, peygamberliği elde etmesini sağlayın demeyelim de. Yani peygamberliği onunla birlikte yürüttü. Demek ki zenginlik illa da her şeyi alıp götürmüyor. Peygamberliğini zenginliğiyle beraber sürdürebildi. Davud Aleyhisselam benzer şekilde ve tarihte veya bugün yaşıyor olduğunu gördüğünüz bir sürü zenginler. Hepsini de sayabilirsiniz. Eğer şükrünü eda edebiliyor ve infakını yerine getirebiliyorsa bu zenginlik bunlar için mefsedettir diyemezsiniz, lütuftur dersiniz. O zaman zenginlik tek başına salt, zenginlik lütuf da değildir, mefsedet de değildir. Senin tavrına göre zenginliğin konumu değişir. Şimdi çevirelim tersine, zenginlikten bakınca anlamak kolay oldu tabii ama bir de zararın üzerinden bakalım ve bu noktada girelim Musa Hızır kıssasına. Musa Hızır kıssasının içerisinde ne var? Şimdi bakın, burası gerçekten çok kıymetli. Burayı güzel dinleyip anlamanızı tavsiye ederim. Musa Hızır kıssası ile ilgili olarak yazdığım bir makale vardı. Belki bu oturuma gelmeden önce de okumuşsunuzdur onu. Onun şimdi özetini geçeyim ben. Musa Hızır kıssasında anlatılan üç tane olay var. Bir tanesi duvarın onarılması, bir tanesi geminin delinmesi, yaralanması, bir tanesi de masum bir çocuğun öldürülmesi. Bu üç olayla ilgili olarak üç farklı epistemolojik boyut var. Her bir olayı tek tek değerlendirelim ama sizi çok yormadan. Birinci olayımız mesela geminin yaralanması olsun. Geminin yaralanması olayında geminin sahipleri
yollarında gidiyorlar. Musa aleyhisselam ve yanındaki adını Hızır diye andığımız ama Kur'an-ı Kerim'de isminin ne olduğu yazmayan o bilge kul, Kur'an-ı Kerim'de bilge kul diye anlatılıyor. Bundan sonra işi uzatmamak için biz yine ona Hızır diyelim, Musa aleyhisselama da zaten Musa aleyhisselam diyelim, olur mu? Musa ile Hızır yolculuklarında giderlerken bir gemiye geliyorlar. Anlaşılan mağdur da bir durumdalar. Çünkü bir yere ulaşmaya çalışıyorlar. Bir vasıtaya ihtiyaçları var. Bunları gemiye alıyorlar. Gemiyle yollarına giderken birden Hızır aleyhisselam gemide büyük bir yara açıyor. Musa aleyhisselamın gemide açmış olduğu yarayı, affedersiniz, Hızır aleyhisselamın gemide açmış olduğu yarayı görünce Musa aleyhisselam birden tıpkı bizim de yapacağımız gibi insani bir tepki ile Hızır aleyhisselama birden çıkışıyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Bu arkadaşlar, şimdi bunları sıraya koymaya çalışalım. Bu birinci epistemolojik boyutun ortaya çıkardığı bir tepkidir. Birinci epistemolojik boyutta ne var? Sadece olayı dışarıdan görme. İsterseniz olaylara devam edelim. İkinci olay, duvarın onarılması. Köyde, bir köye giriyorlar. Girmiş oldukları köyde kimse bunların yüzüne bakmıyor. Söyleyeceğim şimdi. Kimse bunların yüzüne bakmıyor. Kimse yemek vermiyor, kimse içecek vermiyor. O halde, yani hiç kendileriyle ilgilenilmemiş olarak köyden çıkıp giderlerken, köyün tam da çıkış noktasında yıkılmak üzere olan bir duvar görüyorlar. Ve Hızır aleyhisselam başlıyor duvarı onarmaya. Musa aleyhisselam gene şaşırıyor. Diyor ki, ya senin başka işin yok mu diyor. Adamlar diyor bize bir tane ekmek vermediler, bir bardak su vermediler. Sen diyor tutmuşsun bu köydeki duvarı onarıyorsun diyor. Başka onaracak yer mi kalmadı diyor. Hızır aleyhisselam böyle yapıyor. İki diyor. O hikayesini bilenler anlayacaklardır. Şimdi Hızır aleyhisselam diyor ki sen benimle yolculuğa dayanamazsın. Musa aleyhisselam da diyor ki sen merak etme diyor. Ben sana hiçbir şey demem. Tabi geminin delinmesi olayında hemen Musa aleyhisselam müdahale edince Hızır aleyhisselam diyor ki ben sana benimle yolculuğa dayanamazsın dememiş miydim diyor. Bak diyor tekrar etmesin. Ama duvarı onarınca Musa aleyhisselam yine hayretini gizleyemiyor ve yine diyor ki iyi de niye bu duvarı onardın sen şimdi? İşte Hızır aleyhisselam diyor ki etti iki. Bak diyor bir sefer daha bana müdahale edersen seninle yolculuğumuz diyor sona erecek, haberin olsun. Tamam diyor. Sorun yok diyor. Bir daha eğer sana karışırsam diyor dediğin gibi artık yolculuğumuz sona erer. Ve nihayet Hızır aleyhisselam ergenlik çağına ulaşmamış bir çocuğu, belki yani 8-9 yaşlarında bir çocuğu öldürüyor. Bununla ilgili farklı anlatılar var. Kafasını tuttu, kopardı falan diye bir şeyler anlatılıyor. Onlar tefsirlerdeki malumat. Ama normalde Kur'an-ı Kerim'de yazan bir çocuğu öldürüyor. Tabii çocuğu öldürdüğünü görür görmez Musa aleyhisselam çıldırıyor. Zaten fevri bir yapısı var. Çıldırıyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Bir cana karşılık olmaksızın nasıl bir cana kıyarsın diyor haksız yere. Hızır aleyhisselam diyor ki etti 3. Artık diyor seninle yolculuğumuzun sonuna geldik. Gel diyor şimdi ben sana bütün iç yüzünü diyor haber vereyim. Gemiyi diyor deldim. Çünkü diyor o gemi fakir denizcilerindi. Ve ileri de sağlam gemileri gasp eden bir kral vardı. Biz istedik ki diyor o kral bunların gemisini alıp da onları ekmek teknelerinden mahrum bırakmasın. Onun için diyor onların gemisini yaraladık. Musa aleyhisselam bunu duyunca tamam o zaman diyor.
Bu ikinci epistemolojik boyut. Epistemolojik ne demek demiş bir arkadaş? Bilgiyle ilgili olan diyebiliriz. Yani bilgisel, bilgiyle ilgili olan. Birinci epistemolojik boyut derken kastımız işte çok basit bir şeyi biliyorsun. Yani sadece gördüğünü biliyorsun. Gördüğünü bildiğinde gösterdiğin tepki gördüğünden hareketli oluyor. Ama şimdi sebebi söyledi ya Hızır Aleyhisselam. Bu sefer tabiri caizse senin kafanın üstünde bir ampul yanıyor. Ha, demek öyleymiş diyorsun. İşte bunu dediğin anda aslında ikinci epistemolojik boyuta geçmiş oluyorsun. Yani başkasının bilmediği bir bilginin farkına vararak bilgi noktasında bir üst seviyeye çıkmış oluyorsun. Geliyoruz ikinci olaya. Duvarı ne diye onardın? Duvarı onardım diyor. Çünkü diyor o duvar iki yetim çocuğun idi ve yıkılmak üzereydi. Eğer şimdi yıkılacak olsaydı bu köyün zalim halkı onun altında gömülü bulunan hazineyi görecekler, onu talan edecekler ve o yetim çocuklar büyüdüklerinde de mahrum kalacaklardı. Biz istedik ki onlar yetişkinlik çağına gelinceye kadar o duvar sağlam dursun. Yetişkinlik çağına geldiklerinde duvarın altındaki hazineyi kendileri çıkartsınlar ve onunla beraber müreffeh bir hayat yaşasınlar. Onun için diyor o duvarı onardı. Musa Aleyhisselam yine ha tamam o zaman diyor. İkinci epistemolojik boyuta sıçrıyor çünkü. Üçüncü olay çocuğu niye öldürdün diye sorduğunda bu sefer Hızır Aleyhisselam diyor ki o çocuk diyor müfsit bir çocuktu. Kendisi fesat ehli ehlinden olduğu gibi kendisi cehennem ehlinden daha açık konuşalım. Kendisi cehennem ehlinden olduğu gibi annesini babasını da fesada sürükleyecek bir çocuktu. Biz istedik ki diyor o çocuk büyüyüp de yetişkinlik çağına gelip annesini babasını azdırmasın. İstedik ki diyor Allah o anne babaya ondan daha hayırlı bir evlat versin. Onun için de diyor işte o çocuğu canını aldık diyor. Yine Musa Aleyhisselam o zaman iyi olmuş. Ha iyi oldu diyor. Yine ikinci epistemolojik boyutla beraber burada Musa Aleyhisselam'ın zihni yatışıyor. Ama arkadaşlar şimdi burada bana yetmeyen bir şey var. Ben üçüncü bir epistemolojik boyutu daha burada gerekli görüyorum. Bir aşama, bir bilgisel aşama daha gerekli geliyor bana. Çünkü benim sorularıma bu cevaplar yeterli gelmiyor. Hocam ne soruyorsun ki? İşte adam ne güzel açıklamış artık adam melek mi neyse. Ne güzel açıklamış Hızır Aleyhisselam. Nedir yeterli görmediğin nokta? Arkadaşlar şurası. Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'ın açıklamalarıyla yatışmış olsa da şöyle bir soru sorsam ne dersiniz? O gemi sahiplerinden başlayalım. O gemi sahipleri oradan geçen tek gemi sahipleri miydi? Hayır, oradan geçen bir sürü gemi var. Zaten kral gemileri gasp etmekle nam salmış değil mi? O zaman ben burada şu soruyu soruyorum. 10 tane gemi geçmiş olsun mesela o ay içerisinde 10 tane gemi geçmiş olsun oradan. 9 tane gemiyi o sulardan geçirtip de gaspçı kralın ellerine bırakan Allah bu bir tane gemiyi niye kurtardı? Bu bir gemiyi kayırıp da diğerlerinin niye gasıp gaspçı kralın eline bıraktı. Gasp etmesine sebep oldu. Ünvan azıcık daha sabret. Bitireyim ben ondan sonra bakalım inşallah. Az kaldı çünkü. Soru 2. Geleceğiz Meltem inşallah. Soru 2. Duvarı onarma meselesinde Allah bu kadar yetim çocuğu sahipsiz bıraktı, o kadar yetime sahip çıkmadı da niye bu yetimlere sahip çıktı?
Öyle değil mi? Bir sürü yetimin malı talan edilip gidiyor. Allah bu kadar yetimi sahipsiz bıraktı da bu yetime niye sahip çıktı? Ve üçüncüsü, belki de en böyle ağırı, Allah bu kadar büyüdüğünde kafir olacak ve etrafını da küfre sürükleyecek insanın Can Sefa Hanım, tamam sesi kapatabilirsek. Niye Allah bu kadar, mesela Allah Netanyahu'nun yaşamasına müsaade etmeseydi bu kadar hengame kopmazdı belki. Allah Biden'ın yaşamasına müsaade etmeseydi de onu da çocukluğunda öldürseydi belki yine öyle bir şey, öyle bir sıkıntı olmayacaktı dünyanın başında. Yani tabiri caizse Allah bunların hepsine müdahale edebilip de bunları daha başlangıçta çözebilecek iken hiçbirine müdahale etmedi, yollarına devam ettiler de niye bunlarınkini engelleme, niçin bunlarınkini iyi bir yola soktu diyelim. İşte bu üçüncü epistemolojik boyut. Ama üçüncü epistemolojik boyutta sorulan soruların cevapları satır aralarında gizli veya hadislerde gizli. Bakın şimdi, çok kıymetli bir bilgi vereceğim size. Ben bununla ilgili makaleyi yazdım ama makalede yer almayan bir detayı sonradan tespit ettim. Nedir o makalede yer almayan detay? Bakın bir örnekten başlayayım şimdi size. Aynı sırayla gidelim. Gemi, duvar, çocuk örneği sıralamasıyla gidelim. Allah gemi, oradan 9 tane gemiyi geçirtti. Onları kralın ellerine düşürttü, gasp ettirdi. Ama bir tane gemi için Hızır Aleyhisselam'ı gönderdi. Ey Hızır dedi, şuraya git müdahale et. Başlığımız ne makalede? Allah'ın ilkeli bir varlık olması açısından, değil mi? Geçen haftadan beri ben ne anlatıyorum? Allah'ın sıfatları vardır, ilkeleri vardır. Bunlardan asla taviz vermez ve sözünden asla caymaz diyorum. Kimseye öbüründen daha farklı davranmaz diyorum. Kurallarıyla davranır, prensipleriyle davranır. Prensiplerinden asla ödün vermez diyorum. E hadi o zaman bunu açıkla bakalım. Diyebilirsiniz bana yani. Bak burada çocuk gitti. 9 tane gemi geçti, kralın eline düştü. Bir tane gemi kurtuldu. Sebep? Ben ne diyordum? Geçen haftanın son cümlesiydi. Bu hafta da yine benzer şekilde andık. Ben ne diyordum size? Diyordum ki Allah niçin davranır ya da hangi çerçevede davranır? Hukuk çerçevesinde davranır. İhdas etmiş olduğu hukuk demiştik. Hani ahdi atik, ahdi cedid, misak demiştik. Eski sözleşme, yeni sözleşme ve misak adını vermiş olduğu bizim bildiğimiz 3 tane sözleşme yapmıştır insanlarla. Tevrat, İncil ve Kur'an'da diyebiliriz. Bu sözleşmeler çerçevesinde insanlara davranacağını mutlak surette söylemiştir ve bunlardan وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا diyerek asla taviz vermeyeceğini, değişikliğe gitmeyeceğini de söylemiştir. O zaman biz Allah'ın buna uygun davranmasını bekleriz, değil mi? Tam da öyle oluyor aslına bakarsanız. Allah'ın sıfatları vardır demiştik. Ezelidir. Sıfatlarının yansıması olan ilkeleri vardır ve Allah o ilkeleriyle insanlara davranır dedik. Bunları da hukuki sözleşmeye kaydeder dedik. Doğru mu? Hukuki sözleşmede yer alan ilkelerin bir kısmı Kur'an-ı Kerim'dedir, bir kısmı hadis-i şeriflerdedir. Ve ben şimdi size hadis-i şeriflerde yer alan bir ilkeyi söyleyeceğim. Ama önce bu Musa Hızır kıssasındaki detaya girelim. Buhari hadis-i şerifinde bu Musa Hızır kıssası baştan sona anlatılıyor. Buhari'de bir hadis-i şerif var. Bütün Kur'an'da anlatılan detaylar burada var. Ama Kur'an'da yer almayan orada başka bir detay var. O da ne? O da şu. Diyor ki Buhari'de, onlar diyor Musa ile Hızır'ı gemilerine ücretsiz olarak almışlardı diyor. Hocam ne olacak şimdi? Çok mu büyük bir şey oldu? Evet arkadaşlar, çok büyük bir şey oldu. Ne oldu? Hadis-i şerifte ne diyor? Hadis-i şerifte diyor ki sadaka belayı def eder, ömrü uzatır. Al sana bir ilke.
Sadaka belayı def eder, ömrü uzatır. Şimdi bu adamlar Musa ile Hızır'ı gemilerine ücretsiz almak suretiyle, orada yaşananları bilmiyoruz, belki de ihtiyaç sahibi bir görünme sahiptiler ve bir sınav icabı olarak onların gemicilere teklif etmeleri gerekti. Onun için de onları ücretsiz olarak gemilerine aldılar. Bu onları ücretsiz olarak gemilerine almaları bir sadaka mıdır? Açık bir sadakadır. İhtiyaçlarını gideriyorlar çünkü. Açık bir sadakadır. Sadaka vermiş oldukları bu sadakayla beraber aslında onlar ne yaptılar biliyor musunuz? Bir, bu tabirimi mazur görün. Onlar vermiş oldukları sadakayla bir joker satın aldılar. O joker onların gemilerini batmaktan kurtardı. Allah'ın ilkesi hemen devreye girdi. Ben kullarıma söz vermiştim, peygamberimle bildirmiştim. Demiştim ki sadaka verirseniz sizi beladan kurtarırız ve ömrünüzü uzatırız. Tam olarak bakın bu olmuş burada. Sadaka verdikleri için Allah belayı onlardan def etmiş ve kralın eline düşüp de kral gemiyi alıp da bunları da herhalde ağırlamayacaktı misafir olarak. Bunları da öldürecekti. Ömürlerini de uzatmış. Şimdi ecel konusuna ama sokmayın beni, o ayrı bir konu. Kader, ecel meselesi başka mesele. Onları ayrıca konuşmayalım. Tamam, şimdilik girmeyelim onlara. Evet, şimdi birinci olay anlaşıldı herhalde değil mi? Gelelim ikinci olaya. Şimdi Hava diyor ki, diğer gemilerde de diyor böyle şeyler olsaydı diyor, olur muydu diyor. Diğer gemilerde de illa böyle bir şeyin olmasına gerek yok ama şimdi konu çok karmaşık. Ama dediklerim bittiğinde hiçbir karmaşa kalmayacak zihninizde. Azıcık sabır sadece. İkinci olay. Duvarın onarılması hadisesi. Buradaki üçüncü epistemolojik boyutu sorgulatan sorumuz da şu. Allah bu kadar yetime sahip çıkmadı da ne diye bu yetime sahip çıktı? Onunla ilgili olarak da Kur'an-ı Kerim'de baktığınızda ne diyor biliyor musunuz? Bakın, üç olay var. Üçünün de gerekçeleri orada bir iki kelimenin arasına sokuşturulmuş. Eğer görmeyi bilirsen. Orada da diyor ki, onun babası diyor, salih bir kişiydi. Burada da aslına bakarsanız Allah ne demiş oluyor? Salih kimseler olursanız geride bıraktığınız yetimlere biz sahip çıkarız. Başka bir ilke devreye giriyor. İlkenin hocam birincisinde ilkenin adını ne güzel koydunuz. Burada da koysanız, Allah'ın ilkeleri kitabı önümde yok. Ancak okuyabildiğim kadarını söylüyorum size. Üçüncü olayımız neydi? Çocuğun öldürülmesi. Onunla ilgili olarak da ne diyor biliyor musunuz? Onların, Kur'an-ı Kerim'de yazıyor bu, onların anne babası, ebeveyni Allah'a samimi bir imanla bağlı mümin kimselerdi diyor. İlkeyi hemen buradan çıkartıyoruz o zaman, geriye doğru gidiyoruz. Allah'a samimi bir imanla bağlı mümin kimseler olursanız sizi cehenneme sürükleyecek olan azgın evladınızdan kurtarırız. Şimdi böyle söylerken çok basit geliyor size. Ama bu dediğimi şöyle düşünün. 8-9 yaşlarında çok sevimli bir çocuğunuz var. Özene bezene büyüttüğünüz, bir güzel yemeğini yedirdiğiniz, üstünü tertemiz giydirdiğiniz, saçlarını taradığınız çocuğunuz 8-9 yaşında ölüp gidiyor. Şimdi benim anlattığım taraftan bakınca her şey hoş görünüyor da insan bu tarafı bilmiyor ki. İnsan sadece o özene bezene büyüttüğü çocuğunun ellerinin arasından kayıp gittiğini görüyor. O zaman ne olacak? İşte burada bu olayı lütfa veya mefsedete çevirmek sizin tavrınıza kalıyor. Allah aslında sana bir lütuf göndermiş. Bak, seni cehenneme sürükleyecek olan bir bireyden, seni cehenneme götürecek olan bir sebepten seni kurtarmak üzere sana bir lütuf göndermiş. Ama bu kadar insan içerisinde benim çocuğumu mu buldu diye bir isyan cümlesi kurduğun anda işte o lütuf senin için dönüştü mefsedete.
sabır gösterebilme erdemini ortaya koyamadığın anda işte o fiil, çocuğun ölmesi fiili, evlat acısı en ağır acıdır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu örneği vermiş olması bence çok kıymetli. Evlat acısı en ağır acıdır. Vatandaş bir ev parası verir, parası gider, bula bula bunun beni mi buldu der. Ağırdır gerçekten. Ömür boyu çalışmıştır, parasını vermiştir, gitmiştir para, beni mi buldu der, ağırdır. Ne bileyim, kolunu kaybeder, bacağını kaybeder, ağırdır. Ama evlat acısı en ağır acıdır belki ve Allah onu buraya koymuş bakın. Ve adeta Allah şu mesajı veriyor. Evladınız dahi gitse bunu isyan için bir sebep olarak görmeyin. Sabır sebebi olarak görün ki bu evladınızın ölmesi sizin için mefsedete değil de lütfa dönüşsün. Demiş oluyor aslında. Şimdi burada o zaman sonuç cümlelerine geliyoruz. O zaman biz neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmiyoruz. Bakın, üçüncü epistemolojik boyut dedim ben size ama bırakın üçüncü epistemolojik boyutu, biz ikinci epistemolojik boyutu bile göremiyoruz ki. Hızır haber vermeseydi bilebilir miydik o geminin, çocuğun, duvarın başına gelenlerin ne diye geldiğini? Yok, bilemezdik. Sonuçların bilgisidir ikinci epistemolojik boyut. Bilemezdik. İkinciyi bile bilemiyorken üçüncüyü, yani ilkelerin bilgisi boyutunu hiç bilemezdik. Allah üç tane olayın ikinci ve üçüncü epistemolojik boyutlarını bize açtığı için bu üç olayla ilgili yorum yapabilme gücünü kendimizde buluyoruz. Ama hayat sayısız eylemlerle dolu ve o sayısız eylemler içerisinde bizim bildiğimiz tek şey birinci epistemolojik boyut. Sadece gördüğümüzle hükmediyoruz. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu biz bilmiyoruz. Belki bizim için galibiyet iyi, belki bizim için mağlubiyet iyi. Belki bizim için zenginlik iyi, belki bizim için fakirlik iyi. Başımıza geleni, şimdi bunları ne diye söyledik? Bak buraya kadar geldik, şu an hangi noktaya geldiniz? Belki çok farkında değilsiniz ama şu anda bütün eylemler havada uçuşan, vasıfsız, değersiz, iyiliği kötülüğü bulunmayan alelade varlıklara dönüştüler. Allah bunlardan, yani sonuçta bakın imtihan dünyası dedik. Niye imtihan dünyası? Ta baştan beri geldik işte. Allah alemini için yarattısının cevabından buralara kadar geldik. Ve en son geldiğimiz noktada bugün şu anda şunu söylüyoruz. Eylemler ortalıkta uçuşan varlıklar. Bunlardan benim başıma bazen bana yarar verenleri isabet ediyor, bazen zarar verenleri isabet ediyor. Bana düşen yarar verenleri isabet ettiğinde şükretmek, zarar verenleri isabet ettiğinde sabretmek. Bunu becerebildiğimde bütün eylemler benim için birer lütuf. Bunu beceremediğimde bütün eylemler yarar vereniyle zarar vereniyle hepsi benim için mefsedetten başka bir şey değil. O zaman geldiğimiz noktada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki burada bir darbu meselle bitirelim yine. Bize düşen her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmek. Başımıza gelen eylemler bakımından. Biz böyle davranmak durumundayız. Her gelen Hızır diye geldi. Beni dövmeye geliyor adam. Beni öldürmeye geliyor. Hızır'dır. Ben öyle bileceğim. Beni sele savurdu. Pardon, yele savurdu. Beni sele götürdü. Beni yaktı kavurdu. Kadir'dir. Her geceyi Kadir bileceğiz, her geleni Hızır bileceğiz ki bütün eylemler bizim için lütfa dönüşmüş olsun. Şimdi burada son bir soru kaldı. Onu da demeden geçmek istemiyorum. Çok uzattık ama 1,5 saat çok da uzamamış. Tamam, onu da söyleyeyim de öyle devam edelim o zaman. Şimdi burada şöyle bir şey var aslında. İnsanların aklından hep şöyle bir şey geçer. İyi de Allah
Ya anlıyorum, tamam hocam, güzel şeyler söylediniz. İlkelermiş, kurallarmış falan, bunların hepsini anlıyorum ama ya hocam mesela işte şu anda devam eden bir savaş var. Ya o küçük masumu Allah koruyabilirdi yani. En azından açlıktan ölmesine müsaade etmeyebilirdi. Ne bileyim, bir köpek ağzına bir ekmek alıp o çocuğun yanında o ekmeği düşürüp de o çocuğun onu yemesini Allah sağlayabilirdi. Yani bu kadarcık bir müdahaleyle de olsa Allah müdahale etse olmaz mıydı derseniz, ben hemen şunu soruyorum. Tamam, Kudüs'teki çocuk için haklısın, Allah müdahale ediversin hadi. Ben sana birkaç örnek daha söyleyeyim. Mesela 5 sene, 7 sene oldu herhalde. Suriye'de, Halep'te açlıktan ölen çocuklar vardı. Ölsem de Allah beni en azından karnımı doyurur orada diyen çocuklar vardı. Allah onlara da müdahale etsin mi? Yani etsin diye geçer içinde. Doğu Türkistan'da kızartılıp lokantalarda menü olarak sunulan Müslüman çocukları var. Allah oraya da müdahale etsin mi? Etsin yani. Depremin altında, tonlarca taşların altında, betonların altında ezilip kalan çocuklar vesaireler var. Onlara da müdahale etsin mi? Sebep olmasa da etsin. Bak Yemen diyor Serap Hocam. Yemen'e de müdahale etsin mi? Hem de küffarın karşısına dikilmiş oldukları halde. Oraya da etsin. Başka? Rusya'da şöyle, Kazakistan'da böyle, Amerika'da şöyle, Güney Amerika'da böyle vesaire. Benim bu noktada şöyle bir soruyu sorasım geliyor o zaman. Kardeşim, sen nasıl bir bakışla bakıyorsun? Ben anlayamadım. Allah mı seni sınava soktu, sen mi Allah'ı sınava soktun? Allah mı imtihan oluyor, sen mi imtihan oluyorsun? Bunların hepsine müdahale etmek göreviyle zaten sen elçi olarak gönderildin. Bunların hepsini imar etmek, inşa etmek, eksiklikleri gidermek, zulmün hakkını vermek vesaire vesaire. Allah seni halife yapıp da bu dünyaya gönderirken zaten bu sorunları çözebilecek misin bakalım diye göndermişti. Her bir sorunla karşılaştığında Ya Rabbi sen bunu da hallet. Ya Rabbi sen şunu da hallet. Ya bak, kusura bakmayın da bu şuna benziyor yani. Musa Aleyhisselam'la beraber Filistin topraklarının kapısına dayandığında İsrailoğulları, Allah onlara emrediyor. Burayı diyor senin soyuna verdim, bağışladım. Tarzı mevud ifadesi buradan geliyor zaten. Şimdi diyor İsrailoğullarıyla beraber gir ve oraya diyor yerleşin. Musa Aleyhisselam'a Allah'ın emridir bu. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Şimdi İsrailoğullarınla beraber girin, orayı alın ve orası sizin olsun diyor. İsrailoğulları ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki, iyi de Musa orada Amelek var diyorlar. Amelek zalim bir kavimdir. Eğer biz oraya girersek onlarla savaşmadan ve onlar bizi öldürmeden çoğumuzu biz orayı elde edemeyiz diyorlar. Ve devamında ne söylüyor biliyor musunuz? Çok komik. Musa, sen Rabbinle beraber orayı al, ondan sonra biz gideriz oraya yerleşiriz diyorlar. Valla bizim bu beklentimiz de bunun çok uzağında olmuyor açıkçası. Allah o çocuğu kurtarsın, Allah bu çocuğu doyursun, Allah işte şu mazlumun yardımcısı olsun, Allah şu topraklardaki zalimleri kahretsin. O zaman kusura bakma da Allah seni ne diye gönderdi dünyaya? İmtihan edilen sen misin yoksa sen mi Allah'ı imtihan ediyorsun diye adama sorarlar. Diyoruz ve burada benim sözlerim sona erdi. Sabırla 1,5 saat gecenin bu vaktinde sabrettiniz. Teşekkür ediyorum. Dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi Hocam çok teşekkürler. ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Sorular var. Bayağı bir soru birikti Evet, bayağı soru birikti. Şimdi hızlıca orada bakalım. da. Canı çekenlere ayrılsınlar. Ben şu sorulara hızlıca bakayım. Biraz da sesli bakmaya çalışacağım. Sağ olun arkadaşlar, hepiniz emojileriniz için. Evet, gayet iyi, sesi iyi. Geç. Ne diyor şimdi?
alemin bir sonunun olması bu sıfatlara karşılık bir şey. Arkadaşlar soruları da sesli okuyacağım ki şey yapalım. Beraber değerlendirelim. Bu kadar dayandık. Bir yarım 20 dakika daha dayanalım. Evet. Bu hadis Buhari Müslim'de yok. 1-2'yi barındıran cevap eyvallah. Alemin bir sonunun olması da bu sıfatlara karşılık bir şey midir? Beyza Nur Aksakal demiş. Alemin bir sonunun olması da bu sıfatlara karşılık bir şey midir? Yani değerlendirilebilir. Çünkü Allah'ın baki sıfatı var. Allah bakidir, diğerleri fanidir dersek o da sıfatların bir sonucu olmuş olur. Taaddüdü kudemaya nasıl düşüyoruz? Tekrar eder misiniz? Ayşen o biraz zor. O, tekrardan dinlersin. Taaddüdü kudemaya düşüyoruz. Zaten. O soruyu nasıl? Görüp cevap vermiştiniz, tekrar etmiştiniz. Öyle mi? Tamam. Elbette Allah'ın isimleri, sıfatları, fiilleri, şuunatı vesaire itibariyle bu kainat yaratılmıştır. Ancak mevzu denen hadisin de bir hakikati var demiş Fatih. Ya bence yok. Bu hadis mevzu olabilir lakin. Evet, bütün kainattaki güzellikler bu hadisin hakikatini bizlerin gözlerine gösteriyor. Tamam Fatih, senin yorumundur. Benim anlattıklarımı lave eden bir şey değil. Arzu Kutsiye demiş ki, yaratılış hamurunda Allah'ın gani sıfatı fazlaysa, zengin cemil sıfatını taşıyorsa güzel mi olmuş oluyoruz? Bunu anlamadım Arzu. Yaratılış hamurunda Allah'ın gani sıfatı fazlaysa, zengin cemil sıfatını taşıyorsa güzel mi olmuş oluyoruz? Ben onu kastetmedim Arzu. Yani Allah'taki sıfatlardan bizde ne kadar varsa falan demişsin herhalde. Ben öyle bir şey anlatmadım. Kastım o değil yani. Bu aşamada da evet, Kenan sağ olasın, iyi dedim. Dikkati dağıtıyor demiş sorular bu aşamada. Ay ne güzel bakış açısı demiş Gaye, evet sağ olsun. Öğrencilerime örnek vereceğim, sağ olun Fatma Hanım. Söylediğiniz hadisle aynı mana değil mi? Olabilir. Ben zaten hadisleri gerçekten kelami problemlerin çözümünde kilit noktada görüyorum, onu söyleyeyim yani. Hadisler gerçekten birçok tıkandığım noktada pat diye önümü açıyorlar. Evet hocam, hep ben de böyle düşünüyorum. Eyvallah. Hazreti Adem'den yola çıkalım. Orada sen çık Hazreti Adem'den yola Hatice. Ben şimdi bitirdim faslı. Amine Temur. Allah Teala'nın sıfatlarını tecelli edecek bir sebebe ihtiyacı olması. Onu Samet, yani bunu cevapladık. Belki de hak etmemizi cennette olsa kıymetini bilmemizi istemiştir. Dünyaya göndererek önce cefa sonra sefa mantığıyla. Yok öyle değil. O Mutezile'nin yaklaşımı böyle ama bence öyle değil yani. Çünkü o iyilik olmuyor. O böyle, tabiri caizse böyle nasıl diyelim, yani tabirimi yanlış anlaşılmasın da kıllık yapan birisinin tavrı olur ancak, öyle Allah'a yakıştıramayız onu. Allah'ın sıfatları gaye. Belki de hak etmemizi cennette olsa kıymetini. Ha, yok tamam cevapladık. Hocam Allah'ın sıfatlarını belirleyen kim bu süreç? Heh. Bak bu güzel soru işte. Allah'ın sıfatlarını belirleyen kim? Bu süreç nasıl? Arkadaşlar orada biz yokuz. Allah'ın zaten bu şeye gider işte. Allah'ın sıfatlarının ezeliliği tartışmaları zaten bu kapsamda oluyor. Ama biz şunu söylüyoruz. Ehl-i Sünnet'in itikadıyla ben burada hareket ediyorum. Mantığıma yatan o olduğu için Allah'ın sıfatları onun zatının aynı mıdır, gayrı mıdır tarzında bir tartışma var ya. Allah'ın sıfatları onun zatının aynı da değildir, gayrı da değildir. Allah bütün o sıfatlarıyla beraber Allah'tır zaten. Yani şimdi benden cimriliği çıkartırsan ben gene kalırım ortada. Benden cömertliği çıkartırsan ben gene kalırım ortada. Ben dediğim şey benim zatımdır ama benim cömertliğim benim sıfatımdır. Benim cömertliğim de benimle birlikte olduğu için ama ben benim bu şekildeyim. Allah'ın sıfatlarını da böyle Allah'ın zatından ayrı düşünmemek gerekir. Ama tam olarak gayrıdır da ontolojik bir ayrı varlık olarak da düşünmemek gerekir. Allah herkese hak ettiğini veriyor. Başımıza gelen ağır imtihanları hak ediyoruz diye mi geliyor başımıza? Bu da güzel soru. Kötülük meselesi kapsamında değerlendirilmesi gereken bir soru. Hayır öyle değil. Okumuş olduğum ayetlerde biz hiçbir şey yapmadan da Allah'ın bizi imtihan etmek için sıkıntı verdiğini görebiliyoruz. Öbür taraftan, bakın az önce mesela illa imtihanı kötülük olarak görmeyin. Allah adamın, kadının yani anne babanın çocuğunu öldürdü mü?
öldürdü. Onları sıkıntı vermek için mi öldürdü? Hayır, onların sıkıntısını gidermek için öldürdü. Ama bu iş onlara sıkıntı veren bir iş mi oldu? Evet, doğru, öyle oldu. Sabır gerektiren bir iş oldu. Bilmem anlatabildim mi? Tabii yani 3 saate yaklaşırken beyinlerde error vermeye başlamıştır ama olsun. Fazladır belki. Onun nasibi olduğunu da düşünürüz. Her şey zıttı ile kılınır. Ondan görebiliriz. Samanı buğdayı görmemiş bazı öğrencilere bu örneği güncel bir örnek ne olabilir? Onu da sen düşüneceksin Meltem şimdi. Ben ne bileyim. Her şey zıttı ile amura geçtik. Küçücük bebeklerin başına gelenleri hak mı ettiler? Güzel. Bak bu da iyi. Şimdi küçücük bebeklerin başına gelenleri hak mı ettiler? Küçücük bebeklerin başına gelenler ilkeler, Allah'ın ilkeleri çerçevesinde doğal işleyiş ile gelinen nokta oldu. Bakın burada bu soru kıymetli oldu. Ayrılan 50 kişi çok bir şey, büyük bir şey kaybedecek bence şu anda. Sorulara kalmamakla. Alemde ilkeler dedik ya, Allah'ın ilkeleri dedik ya, sıfatlarının yansıması olan ilkeleri dedik ya, bu ilkeler iki gruba ayrılır. Bir, maddi ilkeler, iki, manevi ilkeler. Maddi ilkeler nedir? Somut hayat şartlarının sağlayacağı somut sonuçlardır. Üstünü giymezsen, hava soğuksa üşürsün gibi. Deniz seviyesinde su 100 santigrat derecede kaynar gibi. Somut şartlar. Bunun yanına neyi koyabiliriz mesela? Çocukları o duruma düşüren nedir? Küçük bebeklerin başına gelenlerin bugün onların başına gelmesinin sebebi nedir? Bir, Müslümanların düzgün çalışmamasıdır. Batılılar çalışıp, yani daha doğrusu illa batılılar demeyelim, zalim ruhlular, kendilerini zalimliğe koy vermiş olanlar diyelim. Çalışmışlar, her alanda üstünlüğü ele geçirmişler. Bu sefer adaleti tesis etmek üzere kendini görevli olan sen Müslüman geri kalmışsın. Ve o çocuğu, o bebeği koruyamamışsın. Allah senin çalışmamanın bedelini gidip de o çocuğa ödetmez. Ama ilkeyi böyle kurmuş, kusura bakma. Al, bunu Allah yaptı diyemezsin yani. Allah sana baştan dedi ki وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ya Rabbi o gavura niye verdin de bak onu zenginleştirdin de onu güçlendirdin de bak şimdi bizim çocukları ne hale soktu. Allah'a bunu diyemezsin. Allah maddi ilkesini koymuş. Çalışan üstünlüğü elde eder, sonuçlarında herkes katlanır. Ha, ama burada işte şu devreye giriyor. Manevi ilkeler dedim ya. Küçük çocukların ya yani o küçük bebeklerin başına mutlaka böyle şeyler gelmek zorunda mı? Manevi bir ilke devreye girer. Joker değeri kadar çocuğu korudukça korur. Bu dediğim tam anlaşılmadı sanırım. Aklınıza hemen şey örneğini getirin. Duvarın imar edilmesi örneğini getirin. Allah yetimlere sahip çıktı mı? Çıktı. Niye? Babalarının göstermiş olduğu taatten dolayı. O çocukları bu bir jokerle kurtarır. Ama bir sonraki basamakta kurtarmayabilir. Joker tükenmiştir çünkü. Anne baba duası kabul olur. Bu bir ilkedir. Bu bebeklerden bir tanesi belki de hiçbir sebep yokken birden bir yerden sızan bir su onun susuzluğunu giderebilir. Sırf annesinin babasının bir duasının karşılığı olarak. Öbüründe yoktur, bunda vardır, o onu kurtarır. Ama bir sonraki sefere yetmeyebilir. Yani bakın ben böyle konuştuğum zaman Allah'ı böyle çok koşutluk altına sokuyorsun diyor bana. Sanki böyle her şey bu çok net kurallarla bağlanmış gibi Allah'a sanki özgürlük alanı bırakmıyorsun falan diye bana çıkışıyorlar. Ben de diyorum ki yahu tam aksine. Bunu bana Allah söylüyor zaten. Ama o kuralları başta koyan Allah ve dönmeyeceğini söyleyen de Allah iken
Ya yine de bu kuralından dönebilir dediğinde aslında sen Allah'ı tutarsızlıktan nitelendirmiş olursun. Evet, onu çok uzattık yine. Devam ediyorum. Kimse kötü olmak istemez hocam. Canı yanan insan kötüleşir. Tamam, o psikolojiktir. Sosyal mesaj olarak orada dursun. Bu söylemi İbn Sina'dan almıştır. Doğrudur. Mümkün ayrımı şeyimiz yapıyor. Ardından bu söylemi bire getiriyor. Olabilir. Ben bilmiyorum İbn Sina'daki kısmı. Hatice Diler, ama bugün sabrımızı zorlayan çok kötü şeyler oluyor. O zaman şimdi hatırlayabilirsem eğer, Aliye İzzet Begoviç'in galiba bir sözü vardı. Hatırlayan varsa tam doğrusunu söylesin burada. Onurlu bir kızgınlığa ihtiyacımız var gibi bir söz söylüyordu. Serap Hocam hatırladı sanırım, yazıyor bir şeyler. Söz geliyor şimdi, durun bakalım. Yazdınız mı hocam? Hatice Diler'e tekrar çıkarız. Yok, yazmamış. Neyse, ben söyledim aşağı yukarı. Onurlu bir kızgınlığa ihtiyacımız var. Ben bir yerde göremedim sözü, Serap Hocam yazdıysanız. Onurlu bir kızgınlığa ihtiyacımız var gibi bir sözdü. Yani hakikaten biz şimdi çok naifleştik. Bir yandan her şeyi Allah'tan beklerken bir yandan da kendimizi çok hümanistik değerlere böyle koy verdik gittik. Ama hayat böyle dönmüyor. Ayet-i kerimede düşmanınızın silahıyla silahlanın derken biz düşmanımız bize topla tüfekle saldırırken biz hala yaparsak olmuyor yani. Hani şeyde var ya, parolle ilgili bir şey çekmişler, küçük video. Parol ağrıyan yeri arıyor diyorlar. Yapıyor orada gidip. Ağrı kesici etkisi azdır diye. Bilenler, görenler güler şimdi de. Onun ötesi pek anlamamıştır herhalde. Hem iyidir hem tehlikelidir demiş, ama bugün sabrımız zorlayan, tamam. Hesabı çok, evet doğru. Yazık oldu Salih Bey'e. Zenginlik imtihanı en zor olan hal, hem bu dünyada hem ahirette. Evet, ayeti bir daha söyler misiniz? Numarasını Zuhruf 33. Soruları olan arkadaşlarımız çıkmasınlar. Tamam. Karun zenginliğini kendinden bildi, kaybetti. Allah Celle Celaluhu bizi yaradan olarak fıtratımızı bildiği, söz veririz bir saniye, için bize zenginlik mi fakirlik mi hayırlıdır? Allah doğrudur. Evet, oraları geçtik. Bir hocamızın, hadi diyor hocam, Musa'dan bir adım önde olmak ancak bir peygambere yakışır diyor. Ne dersiniz? Bir hocamızın makalesini okuduğuma göre Hızır Aleyhisselam'ın Hazreti Musa ile bu, bilmiyorum, ben o konuya bir şey diyemem. Hızır Aleyhisselam'ın ne tür bir varlık olduğuna dair tartışmalar var. Peygamber miydi, melek miydi falan. Ben onların hiçbirisini anlamlı tartışmalar olarak görmüyorum. Ve magazinsel tartışmalar olarak görüyorum. Konuyu çözmüyor çünkü, o ne olursa olsun. Hocam yanlış da oldu, tamam. Aynen aklımıza geliyor. Bir Biden daha çıkar. Doğru çıkar. Ya ben geç katıldım. İyi. Eşari'nin Cübbâ'yı sorduğu üç kardeş meselesi beni hep o geçen haftaydı. Hak ile batıl arasında mücadele kıyamete kadar. Tamam. Hocam verdiğim bilgiler için teşekkürler, ama kafama takılan şeylerden biri ailesinin kendi tercihleri sonucu iyiliğe ya da kötülüğe ulaşması ya da büyürken çocuğun kafir yahut kötü kalpli olmasını engellemek ailesinin gözetimi sınavı değil midir? Çocuğun ileride kötü ya da iyi olması ailesinin ebeveyn olarak görevlerini yapması ve sabretmesi sınav değil midir hocam? Şimdi buradaki soru sanki şöyle bir soru, eğer yanlış anladıysam düzelsin. Müslüman anne babadan doğmak da Müslüman olmayan anne babadan doğmak, bunların durumları nasıl olacak diye soruyor sanırım. Bu ayrı bir konu, bu akşama sığmaz o. Onu ayrıca değerlendirmek gerekir. Ama tabii ki bunların hepsi de bir sınavdır. De sınav çeşitlenmiş oluyor aslında. Öyle bir kısa bilgi verebilirim sadece. Yani anne babası onu İslam terbiyesiyle yetiştiren kişinin girmiş olduğu imtihan bir imtihandır. Tersine durumda olan birisinin imtihanı da başka bir imtihandır. Ama şöyle söyleyeyim size. Allah her birinin imtihanını onların sahip olmuş olduğu şartlara göre değerlendirecektir. Böyle kısa bir cevap vereyim. Bunun uzun cevabı da var aslında ama şimdiye sığmaz. Peki diğer gemilere de binselerdi bu mümkün olmaz mıydı? Onu cevapladık. Ecel'de girmedik.
Bir de hocam ilk çocuğu hayırlı bir evlat olarak vermektense neden kötü kalpli evlat verip sonrasında ya Allah'ın işine karışamayız yani. Şimdi öyle murad etmiş, öyle göndermiş. Şimdi aslında soru güzel soru. Niye diyor, madem öyle diyor, evlat acısı çektirmeseydi de diyor, birinci çocuğu iman edecek bir çocuk olarak gönderseydi böyle bir sıkıntı da olmasaydı diyor. Ama burada imtihan içinde imtihan var aslına bakarsanız ve nasıl bahsetti bu anne babadan? Allah'a samimi bir imanla bağlı mümin kimseler dedi, değil mi? Onlar şimdiye kadar kendilerinin sahip olmuş oldukları şeylere şükretmesini bilmişler. Güzel kullar olabilmişler. Ve Allah aslında bu çocukla beraber onlara yeni bir imtihan açıyor. Ve diyor ki, ayetleri de söyledik ya, hani sizi sınarız dedi Allah şöyle şöyle. Dedi ki aslında Allah bu ayette beraber, bu birinci çocuğun böyle olmasıyla beraber, ey kullarım, size çok güzel nimetler verdim şimdiye kadar ve siz bunlara şükretmesini becerebildiniz. Yani şükür imtihanını geçtiniz. Buradan dolayı sizi kutluyoruz. Bununla birlikte bakalım sabır imtihanını geçecek misiniz? Diyerek size bir de sabredilecek bir zor sıkıntı veriyoruz. Evlat acısı gibi. Bakalım dayanabilecek misiniz diyor. Bu da yeni bir imtihan. Hayat dediğimiz şey arkadaşlar mutlu olma yeri değil. Hayat dediğimiz yer imtihana tabi olma ve imtihanda başarılı olmaya çalışma yeri. Böyle odaklanırsak hiçbir şey bizi şaşırtmıyor aslında. Musa Aleyhisselam dön de Firavun'un öldürüldüğü binlerce çok. Musa Aleyhisselam'ın manevi olarak güçlenmesine bir tamam doğru. Manevi olarak güçlenmesine vesile oldu diyenler doğru mu söyledi hocam o zaman? Bilmem, o da aşırı bir yorum bence. Az daha sabır olsaydı beraberliği öğrenebilir insan. Hocam önce isyan edip sonra tevbe edersek Allah bizi affeder mi? Ya öyle, öyle oluyor zaten o iş. Önce isyan ediyorsun sonra tevbe ediyorsun, yani başka nasıl olacak? Beyin fırtınası Hatice demiş, doğrudur. Bitiriyoruz arkadaşlar. Maturidin hikmet sonucuna çıkılmaz mı yine? Yani o da bir kapı burada. Doğru. Fesat ehli çocuk meselesini sadece çocuk boyutu üzerinden düşünürsek İslam fıtratı ile ters düşmez mi hocam? Yani bize göre doğan temiz ve günahsız doğmaz mı? Burada boşluk yok mu sizce? Yok, boşluk yok. Çocuğun zaten çocuk olduğu halinden dolayı değil, büyüdüğünde gireceği halinden dolayı, geleceği bilen bir varlık olarak Allah bu eylemi Hızır'a yaptırıyor. Onun için sıkıntı yok. O anlamda sıkıntı yok. Allah'ın hikmetinden soğan olunmaz. Eyvallah. Eşyanın arkasındaki hakikati görmek. Gazze çok canımızı yakıyor. Evet, doğru. Belirleyen nadir kimdir? Hocam Allah'ın sıfatlarını belirleyen nedir kimdir? Allah'ın sıfatlarını belirleyen olmaz. Allah öyle olarak Allah'tır zaten. Sabaha kadar burada. Eyvallah. Bu mentaliteye ulaşsa insanlar terapi ve antidepresanlara gerek kalmaz. Çok haklısın Sevil. Yani Allah büyük sıkıntılar vermesin ama bu mentaliteyle ben gerçekten rahat ediyorum yani. Ama Allah yine de kaldıramayacağımız yük vermesin. Hatta kaldırabileceğimizi bile yüklemesin diye de dua edelim yani. Bu videonun kaydı olacak herhalde, değil mi? Olacakmış, elinize ulaşır. Ben bunu inşallah şeye de koyacağım, Serap hocamın da müsaadesi varsa kendi YouTube kanalıma da koyacağım inşallah bunu. Başının sonunu keserim ama bu muhabbetlerimiz olmaz orada. Bu evet Yemen, burası cennet mi? Kayıt yapılıyor. Burası cennet mi? Evet Hatice güzel söyledin de Allah sonumuzu hayretsin de yavaş yavaş cennet olmaktan çıkacak gibi görünüyor hayırlısı. Bizim de imtihanlarımız farklılaşacak gibi görünüyor. Ama hayırlısı. Allah razı olsun. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Rabbimin rolü nedir burada? Rabbimizin rolü arkadaşlar bu düzeni kurmak ve devamını sağlamak. Şimdi ben böyle söylediğimde sanki Allah zaten kurulmuş saatle saat gibi işleyen bir dünya var etmiş de kenara çekilmiş gibi. Hayır, hiç öyle değil. Bakın az önce maddi ilkeler, manevi ilkeler dedim. İlkeler doğrultusunda alemin düzenini devam ettirmesi Allah'ın gözetimi altında zaten oluyor. Ama şunu karıştırmamamız lazım. Kurala bindirdiğimizde sanki Allah'ın iradesini elinden almışız gibi hissediyoruz. Ya öyle bir durum yok. Allah diyor ki siz güvende hissedesiniz diye kurallarını belli ederek
ve size bildirerek bir düzen yaşatıyorum diyor. Bunda şaşacak, kızacak, Allah'ın yüceliğine halel getirecek bir durum yok bu söylediğimde. Aksine Allah'ın mümin sıfatının çok daha güçlü bir şekilde karşımızda durması için sebepler var. Evet, teşekkür ediyorum. Failin amacına uygunluğu her an nasıl irdeleyeceğiz? Güzel soru. Sona geldiğimiz için biraz 6-7 imamlığım var. Vaizlik moduna geçebiliriz. Olaylarda failin amacına uygunluğu her an nasıl irdeleyeceğiz demiş. Peygamberimizin bir hadis-i şerifi buna yetiyor. Dedim ya, ben hadis-i şeriflere gerçekten müptelayım yani. Diyor ki Peygamberimiz, iyi, içini rahatsız etmeyen ve diğer insanların bilmesinden rahatsızlık duymayacağın şeydir. Kötü ise içine huzursuzluk veren ve diğer insanların bilmesinden rahatsız olacağın şeydir. Sırf bu ölçü, emin olun, iyiye kötüye dair bize yetiyor. Allah kibir sahibi değil dediniz ama Allah kibir benim ridamdır diyor. Ona kibir demiyoruz ama. Büyüklenmek başka, büyüklük başka. Onu ayrıca konuşmak lazım. Sakat doğumlar, sağlıklı doğumlar iyi kötü bağlamında nasıl değerlendiririz? Şimdiye kadar anlattığımız gibi değerlendiririz işte. Yani hepsi imtihan mıdır? Tabii ki imtihandır. Zor mudur? Kesinlikle zordur. Hem sahip olanı için hem de ebeveyni, akrabası vesairesi için. Ama kötüdür diyemezsiniz işte. Sabredersen olur lütuf, isyan edersen olur mefsedet. Hocam, alimden zalim, zalimden alim doğru anlayışı nasıl değerlendirilebilir? Yani çok şaşılacak bir durum değil yani. İlla alim, yani peygamberlerin çocukları var, iman etmemişler yani. Tuğba Şimşek, hocam konu dışı da olsa birazcık algılayabilmek açısından yaratıcının sıfatlarını gösterebileceği varlıklar olmadan nasıl var olduğunu anlatamıyorum. Amacım sadece anlayabilmek, en basit örnek kalemin olmadığı bir dünyada silgiye ihtiyaç duyulmaz idi diye düşünüyordum. Konuyla birazcık uyumlu olabilir. Varlıklar olmadan Allah'ın yaratıcının sıfatlarının gösterebileceği varlıklar olmadan nasıl var olduğunu. Yaratıcının sıfatlarının gösterebileceği varlıklar olmadan nasıl var olduğunu. Yani bu bence içine düşünecek bir soru değil. Ama Allah'ı kendimiz gibi düşünmememiz lazım. Yani biz sevgiyi sevilecek bir şeyle karşılaştığımızda ancak tadarız. Korkuyu korkulacak bir şeyle karşılaştığımızda ancak tadarız. Ancak her şeyin bilgisine sahip olan Allah ve zaman sınırlarına tabi olmayan Allah olduğunda söz konusu olan bu tür sorulara mahal kalmaz. Ontolojik varlıksal farklılıktan kaynaklı yani kategorik farklılıktan kaynaklı bir sorun. O kategorik farklılık zihinde oturtulabildiğinde bu sorun olmaktan çıkıyor aslında bence. Bilmiyorum cevap oldum ama. Kötülük ve iyilik konusunu sınav ölçeği olarak değerlendiriyoruz ama insanların farklı koşullarda, farklı sıfatlarda çevrede tabi tutulduğu sınavın adil olduğunu pek düşünemiyorum. Ama yaratıcımız adildir. Farklı sınavlardan geçip aynı ödüle ya da cezaya ulaşacak olmak tuhaf geliyor. İşte az önceki soru bu. Arkadaşlar, bunu şöyle özet bir cümleyle o zaman söyleyeyim. Dünyada 100 milyar insan varsa, ilk insandan son insana kadar, hepsinin imtihanı birbirinden farklıdır ama hepsinin imtihanının zorluk derecesi birbirinin aynıdır. Bununla ilgili daha geniş açıklama istiyorsanız YouTube'da benim Kalplerin Mühürlenmesi diye bir videom var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. İmtihan sadece yaşayanlar için geçerli değildir. Çünkü mümin kötülüğü peşaver geceleri kitabının tamam, eyvallah. Zaten konumuzda kötülük mü? Kötülüğü yaşayan bu rahmet mi? Kötülüğü yaşayana bu rahmet mi? Zulüm mü? Bunları açıkladık diye düşünüyorum ayrıntılı. Kendi ellerinizin işledikleri yüzünden karada evdenize fesat zuhur etti. Lakin Allah çoğunu affetti. Ayetini nasıl anlamalıyız?
İşte maddi ilkeler çerçevesinde anlamalıyız. Hocam görüş olarak bazen Maturidi bazen Eşari görüşüne kayıyoruz. Bu itikadı olarak bir sıkıntı olur mu? Hiçbir şey olmaz. Sömürmeyle gelen zenginlik. Hocam böyle bir ölçülebilir pek doğru gelmiyor. Joker'in bir sonraki adımda yetmemesi konusu. Yani doğru gelmeyebilir ama benim şeyim bu. Benim teorim bu. Yanlış olabilir. Çocukların ölmesi tamam Allah'ın maddi manevi ilkeleri açısından lakin tecavüz gibi kötü muamele görmesiyle ilgili bir soru gelmişti. Cevap verememiştim. Nasıl bir cevap verebiliriz hocam? Aynı şey arkadaşlar hiç değişmiyor. Sorun kötülüğün ne olduğunun hiçbir önemi yok. Orada yani küçük bir çocuğun tecavüze maruz kalmasında sorumluluk kimdedir? Allah'tadır. Engelleseydi arkadaş. Yok öyle bir şey ya. Allah niye engellesin onu? Allah toplumları eğitebilecek bilgiyi sana verdi. Peygamberini gönderdi, kitabını indirdi. İşte zalimlerin üstün çıkmasının söz konusu olabileceğini de söyleyip seni uyardı. Aman zalimlere fırsat vermeyin dedi. Bütün bunlardan sonra sen sebeplere tutunmadın, karşı taraf sebeplere tutundu. O elde edeceğini elde etti, sen kenarda kaldın. Ondan sonra ya Rabbi niye bizi kurtarmıyorsun? Allah kuralını koymuş baştan, kusura bakma kurtarmaz yani. Evet, halkı şer şer değil, kesbi şer. Tamam. Hocam o çocuğu alıp yerine daha hayırlısını vereceğim diyor ya. Çocuk ya çocuk vermiyorsa, hiç çocuğu olmuyorsa. Ama aynı şey. Şimdi ben az önce ifade ettim ama arkadaşlar şimdi üç tane olayı söylediği için Allah Teala bize bu üç olayla ilgili sonuna kadar konuşabiliyoruz. Ama hayat dediğimiz sahnede sayısız senaryo mümkün. Ve o sayısız senaryo içerisinde Allah'ın hangi ilkesini çalıştırdığı, hangi ilkesini kimin için çalıştırdığını bizim görmemizi beklemeyin yani. Ama tavır bu anlattıklarımız çerçevesinde şekillendiğinde her konu için aynı çözüm üretilebilecektir. Mentalite ne demekti demiş Ahmet? Bakış açısı diyebilirsiniz yani. Bakış açısı ya da işte düşünce yapısı. İlk muharrik gibi düşünmek yanlış burada. İlk muharrik gibi düşünmüyoruz zaten. Hocam Allah'ın Hızır'ı Musa'ya göndermesinin hikmeti nedir sizce? Özellikle Musa'ya. Bilmiyorum. Hocam Gazali'nin mümkün dünyalar teorisine eleştiri olarak mümkün Allah için geçerli mi? Bu konu dışı. Yani bu olayın mesajı genel olarak az ve öz olarak hangi mesaj verir sizce? Onu söyledim ben size işte. Her geleni Hızır bilin, her geceyi Kadir bilin. Bir daha bekleriz hocam. O biraz zor. Zorunlu bilgi değil, nazari ve istidlali bilgi. İmtihan kabiliyete göre. Doğru, çok güzel söylemişsin. O yüzden şahit alemden kıyasla bazı deliller elde edebiliriz. Bunlar niye bitmiyor ya? Bitmiş. Genel olarak manevi ilkeleri anlamakta, uygulamakta eksik kaldığımız ve maddi ilkeler ile düzgün bir bağlantı kuramadığımız bence sorun. Adını koyarsak medeniyet problemi. Doğru. Musa Aleyhisselam üçüncü müdahaleyi de yapmasaydı ne oluyor? Yeni sorular geliyor. Sonsuz senaryolardaki ilkeleri öğrenebilirdik belki. Olabilir. Ama ben mevcut üzerinden konuşmayı yeğliyorum. Çocuğun kötülüğe uğraması kimin açısından imtihandır? Çocuk açısından. O çocuğun durumunu bilemiyoruz arkadaşlar. O hakikaten böyle muamma, ortada kalmış bir konu yani. Çünkü sonuçta ortadan kalkmış bir çocuk var. Allah o çocuğa ahirette nasıl muamele edecek onu bilmiyoruz yani. Allah razı olsun, sağ ol. Son bir bitmiş, tamam eyvallah. Felsefe olunca böyle olur, eyvallah. Hocam Bakara suresinde Allah dilediğini doğru yola getir ayetinde geçen Allah'ın dilemesi ifadesini nasıl yorumlarsınız? Yani Allah'ın doğru yolu bulmasını dilemediği kimsenin suçu neydi? Yani bunun cevabı YouTube'da videoda var mı diye düşünüyorum şu anda da. Hocam var sanırım. Hidayet, delalet konusunda orada dinliyorsunuz. Hidayet, delalet diye ayrı bir video mu var Mehmet? Yok. Kalplerin mühürlenmesinde hidayet, delalet kısmına da değiniyorsunuz orada. O zaman aynı yine kalplerin mühürlenmesi isimli videomuza yönlendirelim Zehra. Evet, sorular bitti. Ben de bittim.
Hocam çok teşekkür ederiz. Bayağı yorucu oldu sizin için. Estağfurullah. Ben zevk aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Ceza olun. efendim. Evet. 72 kişi de bu Allah'tan. saate kadar sabretti yani. Allah razı olsun kendilerinden. Allah ilimlerini artırsın. Bu saate kalanlara ekstra dualar edelim. Amin. Allah ilmimizi artırsın hakikaten. Bizi cennet ehlinden eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ümmeti arasında bizi Hocam de bir kapsın soru var inşallah. sanırım da parmak kalk tamam. Şimdi ihtimalle yanlışlıkla bastım hocam. O alkışlamak istemiştir o. Hocam ilk başta Saadet Hocam da vardı ama çıktı mı bilmiyorum. O da vardı. Birkaç, üç kişi vardı ama sesli soru sormak isteyen. Yani. Sesli soru varsa şu anda yani ben soruyu alabilirim. Ben yazdım hocam. Sıkıntı Ha, yok. yazdın tamam. Yazmış Ayrıca hocam. tekrar teşekkür ediyorum. Geçen sefer ise çok kızmıştım ama çok kaçırdım. Bize kızanları biz özellikle seviyoruz. Sağ olun. Hayırlı geceler. Allah razı Yok. olsun. İlminiz daim olsun. İnşallah Hepiniz. ufuk açıcı. Sağ olun. Hocam Hepiniz. buldunuz ama ben Yok, estağfurullah. şey Buyurun. soracaktım. Makalede hani bilge kişiden bahsederken orada Mehmet Okuyan Hoca'nın hani melek dediği için biz de bir önceki müzakeremizde yani üzerinden biraz zaman geçti de orada ben de mesela melek olduğu kanısına vermiştim. Okuduğumuz makalede de hocamız melek hani olduğunu söylemişti. Siz de Mehmet Okuyan Hoca'ya böyle orada yazınca makalenizde hani böyle maddeler halinde yazmışsınız. O bilge Evet. kişiyi siz Hızır, gerçi Hızır olarak hani söyleyelim dediniz ama siz mesela orada fazla açıklamamışsınız kendi düşüncenizi de bilge kişi derken şu hani ne, şey Hazreti Süleyman ayetlerinde vardı. Nem suresi 40. ayetti sanırım orada hani kendisine kitabın bilgisi verilen o tarz bir şey mi kastediyorsunuz hocam? Hani oraya biraz tam anlayamadım oradaki bilge kişi ifadesini onu mu kastettiniz? Hocam şöyle, bizim orada bilgi kişi dememizin tek sebebi var, ayeti kerimedeki lafızlar. Yoksa benim bu konudaki yaklaşımım hocam şu. Şimdi benzer bir yaklaşımı şey de söylüyor. Muhammed Abduh da benzer bir eleştiriye yer veriyor. Kelam tarihi boyunca diyor, insanlar diyor, kelamcılar, anlamsız meseleleri diyor tartışıp durmuşlar, tartışıp durmuşlar diyor. Mesela ben çok yerde şey tartışılır. Bu eylemin nasıl gerçekleştiği, hani mütevellet eylem falan diye anlatılır ya. İnsanın eylemi nasıl gerçekleşir? İstitaat fiilden önce mi, sonra mı, esnasında mı, şurada mı, burada mı bilmem ne. Şimdi ben bunların hiçbirisine girmem. Girmezken de niye girmiyorum derim. Cevabını da derim ki eylemin nasıl gerçekleştiği bizim konumuz değil. Eylemi irade edenin kim olduğu bizim konumuz. Şimdi burada da bunu ne diye söyledim? Orada tefsirlere baktığınız zaman bütün tefsirleri karıştırdık orada. Tefsirlere baktığınız zaman herkes şeyin peşine düşmüş. Hani çocuğu öldürme üzerinden gidersek ve bunu bir suç olarak değerlendirirsek, hani değil de suç olarak değerlendirirsek, herkes şunun peşine düşmüş. Bu suçu işleyen varlık ne tür bir varlıktır? Herkes bunun peşine düşmüş. Niye bunun peşine düşmüşler? O varlığı sıradan bir insan olarak tanımlamamak suretiyle ondan sorumluluğu kaldırıp bu eylemin suç olma vasfını gidermeye çalışmışlar da onun için. Mehmet Okuyan Hoca'nın tarifinin sebebi de bu. Ona melek diyecek ki dilediği gibi davranan bir varlığa dönüşmüş olacak. Allah'ın ne dediyse onun yapan bir varlığa dönüşmüş olacak. Ama ben burada derdim benim şu. Ben orada belki yazmışımdır, belki de garip görünür diye yazmamış da olabilirim, hatırlamıyorum. Bu suçu kimin işlediğinin bir önemi yok, suç olarak değerlendirecek olursa. Burada fiil diyelim daha doğrusu, bu fiili kimin işlediğinin bir önemi yok. Bu fiilin azmettiricisi kimdir? Benim için önemli olan bu. Ve bu fiilin azmettiricisi kendisinin adil olduğunu söyleyen Allah. Bunlar benim kendimden yaptığım şeyler değil. Bunlar Rabbimin işlerindendir diyor ya. Min emri Rabbi.
benim Rabbimin işindendir diyor bunlar. Dolayısıyla ben ne diye Hızır'ı araştırıp duracağım? Peygamber miydi, başka şeriate tabi bir Resul müydü, melek miydi falan? Bana ne, ne olursa olsun benim derdim zaten o peygamberin ya da o Hızır dediğimiz kulun yaptığıyla ilgili değil benim derdim. Ya Allah böyle bir şeyi nasıl yaptırır? Benim derdim bu. Çünkü bizim tartışmalarımız zaten Hızır'la onunla bununla ilgili değil ki. Allah'a yakıştıramıyoruz biz bunu. Bu çocuğu Allah ne diye öldürdü diyoruz. Cevap veriyor. Ondan sonra da diyoruz ki ya tamam madem kafir olacağını bildiğin çocuğu öldürebiliyordun o zaman öbürlerini niye yaşattın diye soruyoruz bu sefer. Ama bakın sorgulamalarımız hiç Hızır'la ilgili değil. Hep Allah'la ilgili. Onun için ben odak noktaya vurgu yapıyorum. Orada ben onun için hiçbirinin peşine düşmedim. Hani anladığım kadarıyla siz şunu soruyorsunuz şu anda. Size göre nedir diye soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Bana göre ne olduğunu ben ilgilenmiyorum. Anladım ve hocam. Bilmiyorum da ya. Bilmiyorum da yani. Melek miydi, Resul müydü? Hiç ilgilenmiyorum da. Çünkü benim derdim azmettiriciyle. Yani Allah. Anlaşılıyor hocam zaten. Şeye değinmemişsiniz ama hani dediğiniz gibi o öldüren kişinin kim olduğu önemli değil falan onu söylememişsiniz. Onun için orada mesela anlayamadım. Ama siz şeye değinmişsiniz hani şeriat farkından dolayı farklı bir şeriatta öldürülebilir mesela o çocuk böyle bir suç işleyeceği için. Siz demişsiniz ki hani bu şeriatın farkının bir önemi yok hani suç suçtur diye. Ona değmişsiniz ama gerçekten güzel bir makaleydi hocam. Yani en azından şu ana kadar okuduklarımın içinde hem melek olduğunu düşünmüştüm. Şimdi de tekrar melek olduğunu düşünmüyorum. İlk başta melek olmadığını düşünüyordum. Bu üçüncü fikir değiştirişim oldu. Musa Hızır kıssası insanı savuruyor gerçekten. Evet hocam gerçekten öyle. Çok teşekkür hocam gerçekten güzeldi yani makaleniz de güzeldi. Okumayanlara da şiddetle tavsiye ediyorum yani. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. En son Selda Hoca bir şey yazmış ama hocam ölen çocuk bebek şefaatçi olacak mı? Belki konuyla ilgisi yok. Evet konuyla ilgisi yok ve ben de cevabını bilmiyorum. Hocam Selda Hocam hatırlarsanız geçen müzakerenin sonunda sormuştu ya bebeği vefat etmişti. Tamam. Hocamız bir süre babası arabayı kullanıyormuş hocam. Bir süre babasına da küsmüş hani senin yüzünden oldu diye. Hocamızın da böyle duygusal anlamda çok savrulmaları var. Onun için bir cevap arıyor kendisine. Bebeğini de unutamadı. Yani şimdi isabet oldu o zaman bu. Şimdi böyle bir anlatının ardından hemen şu akla gelebilir. Acaba benim çocuğumda da böyle bir durum mu oldu ki? O da acaba hani en azından bizi kötülüğe sürükleyecek bir şey miydi ki? Böyle yorumlar bizim için hiç sağlıklı değil, onu söyleyeyim. Başından beri bakın ısrarla şunu söylüyorum. Allah'ın ilkeler kitabı önümüzde yok. Ben bu Musa Hızır kıssası ile ilgili şeyi anlattığımda iyi de o zaman diye başlıyorlar hemen. Falanca da şöyle falanca da. Ya arkadaş diyorum benim önümde Allah'ın ilkeleri kitabı yok. Dolayısıyla Musa Hızır kıssasındaki örnek belki de nev-i şahsına münhasır bir örnektir. Bunun başka bir kul için daha bir tane bile tekrarı belki de yoktur. Allah sadece o olay için bir ilkesini devreye sokmuştur belki. Bir ilke ya da bir ilkesine dönük olarak bir örnek olay yaşatmıştır belki. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir çocuk bundan dolayı öldü, o zaman bütün çocuklar da bundan dolayı mı öldü? Hayır, değil. Öyle olur ki Allah hakikaten diyorum ya en ağır imtihandır. Hiç kimseye göstermesin Allah. Ama netice itibariyle yaşadığımız dünya imtihan dünyası. Burada keyif çatmaya gelmedik. Sabır edebilmekle, şükür edebilmekle sınanmaya geldik. Belki de hayatında hiç bir sıkıntının olmadığı bir kişiye Allah hiç beklemediği yerden bir sıkıntı gönderip de bakalım böyle düzenli hayatını yaşayan kulum hayatında ufak bir aksaklık olduğunda bana olan sadakatini sürdürebilecek mi diye bir sorgu içerisine giriyordur ona karşı. Yani bununla yetinmiş olayım. Evet bu şey bitmiyor. Sorular bitmiyor. Hocam isterseniz burada keselim.
Ben bir kaydı kapatayım hocam hemen.